İyi akşamlar diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 30 Ağustos Zafer Bayramımız herkese kutlu olsun. Bugünkü konuklarım emekli hava pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz bizi kırmadığınız geldiğiniz için. İkinci konuğum İzmir'den devrim tarihçisi, tarihi araştırmacısı Cemil Özbey. Hoş geldiniz. Konumuzu bildiğiniz gibi Zafer Bayramımız ve bugüne gelişimiz. Bu arada Atatürk okulları dedik ve bu nedenle de Atatürk Araştırma Akademisi'ni kurduk. Hepimize kutlu olsun diyelim. Bu nedenle de Cemil Bey'e ilk önce sözü vermek istiyorum. Buyurun Cemil Bey. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum tekrar. Bu güzel haberi vermek hepimize ve bugün nasip oldu. Tabii esasen Fatma Hanım'la benim tanışmamdan çok daha önce hem benim hem de onun aklında böyle bir proje, böyle güzel bir çalışma varmış. Bunu hayata geçirmek bugüne mutlu oldum. Kemalizm bir ideoloji ve Türk ulusunun milli ideolojisi. Bu ideoloji modern Türk devletinin de kuruluş esaslarını belirliyor. Kuruluş felsefesi yanında bir ideoloji olarak ulusun karşılaştığı sorunlara da yanıtları ve sorunların çözüm noktasına bir bakış açısı da içerir. Ne var ki 1938'den beri Türk ulusu adım adım Atatürk'ten bilinçli yahut bilinçsiz şekilde uzaklaştırılmış. Biliyorsunuz Atatürk Türk ulusunun yıldızıdır. Yönünü kaybettiğinde başvurduğu pusulasıdır. Nasıl ki pusulamız olmadığı zaman doğru yolu bulmak olanaklı değilse, dünyanın anahtarı olan Orta Doğu'da, Orta Doğu'nun da anahtarını elinde bulunduran Anadolu coğrafyası gibi zor bir yerde pusulasız kalmak gerçekten son derece tehlikelidir. Biz hem bu tehlikeye dikkat çekmek hem de milli ideolojimiz olan Kemalizm'e hizmet vermek için Kemalizm'i doğru anlamak için bu projeyi hayata geçirdik. Bugün Türk İstiklal Harbi'nin yani Türk devriminin ilk aşaması olan askeri savaşımın büyük ölçüde tamamlandığı günün 100. yıl dönümü. Gelecek yıllar içinde Türk devriminin yapı taşlarının ve önemli tarihi olayların 100. yıllarını hep birlikte kutlayacağız veya anacağız. İşte biz bu önemli dönemde Türk devriminin yapı taşlarını, taşıyıcı kolonlarını nasıl ilmek ilmek örüldüğünü her birisi konusunda uzman kişilerden dinleyeceğiz. Umarım bu çabalarımız ulusumuza ve Kemalizme faydalı birer gayret olur. Fatma Hanım'a da yıllardır süren emek ve gayretleri için teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum tekrar. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler tekrardan. Hava pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş kimdir? 13 Kasım 1956 tarihinde Tokat'ta dünyaya gelen Tümgeneral Beyazıt Karataş ilkokulu 1967'de, ortaokulu 1977'de, Almış Tokat'ta bitirmiş. 1973 yılında İzmir Hava Lisesi'nde, 30 Ağustos 1976 tarihinde ise Hava Harp Okullarından mezun olarak teğmen çıkmıştır. 1986 yılında girdiği Hava Harp Akademisi'ni 1988, Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni 1922 yılında mezun olmuştur. Hava Kuvvetleri'nin çeşitli kademelerindeki görevlerinin yanı sıra 1996-1999 yılları arasında yarbay, albay rütbeleri ile Atina Hava Ateşesi 2003-2005 yılları arasında Tuğgeneral rütbesiyle Washington DC ABD'de Silahlı Kuvvetler Ateşesi olarak ülkesini ikinci kez yurt dışında askeri ateşe olarak temsil etmiştir. 2007-2010 yılları arasında Milli Savunma Bakanlığı Ankara'da Müsteşar Teknoloji ve Koordinasyon Yardımcısı ve Milli Silahlanma Direktörü olarak görev yapmıştır. 3 Ekim 2011 tarihinde Diyarbakır'da 2. Hava Kuvveti Komutan Yardımcısı görevindeyken
kamuoyunda balyoz olarak bilinen, davada tutuklanan ve 33 ay tutuklu kalan Tümgeneral Karataş 18 Haziran 2014 tarihinde Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı sonrası 19 Haziran 2014 tarihinde tahliye olmuş. Daha sonra yeniden görülen davada beraat etmiştir. Çeşitli tip uçaklar arasında 3000 saatten fazla uçuş yapan Tümgeneral Karataş bir Rus uçağı düşürmesinin anatomisi ve maske izi kitapların yazarıdır. Emekli hava pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş evli ve bir kız çocuğu babasıdır. Yunanca ve İngilizce bilmektedir. Bu akşam işte bildiğimiz gibi 30 Ağustos Zafer Bayramımızı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü'nü kutlayacağız. Ben ilk önce Beyazıt Bey'e sözü vermek istiyorum. Büyük taarruz öncesi gelişmeler ve yapılan hazırlıklar nelerdir? Bunları bize biraz anlatır mısınız? Buyurun. Tabii öncelikle izleyenler için Büyük Zafer'in 100. yılı Türk milletine, hepimize kutlu olsun ve bu büyük zaferi bize yaşatan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarına, gazilerimize rahmet, minnet ve şükranlarımı sunduğumu tekrar belirtmek istiyorum. Yine emekli bir asker olarak da bu akşam beni davet ettiğiniz için bu güzel platforma mutlu olduğumu, onur duyduğumu, bundan sonraki çalışmalar sırasında da destek vermeye gayret edeceğimi, tecrübem veya bilgim dahilinde şimdiden bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Aslında bu akşam önemli bir zaferin 100. yılında sizlerle beraber olurken ben de tekrar eski notlarımı gözden geçirince bu notlardan büyük bir kısmı şu anda bizi izleyen veya takip edecek olanlar tarafından zaten biliniyor. Aslında bunların büyük bir kısmı konuştukça veya okudukça da hatırlanacak olan hususlar. Arada fırsat buldukça bildiğimiz, takip ettiğimiz konuların ve kronolojik tarih sırasına göre yapılanların dışında bir iki küçük hatıratımla beraber ben bu konuların ne kadar önemli olduğunu, bu büyük zaferin, büyük taarruz sonucu ortaya çıkan bu büyük zaferin Türkiye'nin aslında bir mührü olduğunu, bir kurtuluşu olduğunu tekrar sizlerle beraber yaşamaya çalışacağız. Ve bu nedenle ben öncelikle bir çalışma yaparken meydana gelmiş olayın öncesini, o olayı meydana öncesindeki gelişmelerle birlikte incelemek, ondan sonra olayı tahlil etmek, yani büyük taarruzu ele almak, ondan sonra evet sahada bir zafer kazanılıyor ama zaferin arkasından bu sefer başka ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. O nedenle geçmişte hemen devam eden büyük taarruz sırasında ve sonrasındaki gelişmeler açısından bilgim, görgüm dahilinde ve hatıratlarım dahilinde sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hatırlarsanız Osmanlı İmparatorluğu döneminde Balkan Savaşı'ndan başlayan yıllar içerisinde imparatorluk zaten 600 yıllık imparatorluk gerileme dönemine başlamış ve artık parçalanma sürecine girmiş. Çanakkale zaferinden sonra Çanakkale'de çok başarılı bir savunma yapılmasına rağmen Osmanlı İmparatorluğu da yenik ülkeleri arasında sayılmış. Ve bu yenik ülkeleri arasında sayılmasından sonra aslında bu özellikle Sevr Anlaşması'ndan sonra parçalanma süreci hızlanmış ve en can alıcı noktası da Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün silahlı gücünün dağıtılmasına karar verilmiş bu anlaşma gereği. Öyle olunca tabii başlangıçta öyle veya böyle bir şekilde mukavemet gösteren belli bir teşkilat yapısında içinde olan Osmanlı İmparatorluğu'nun mevcut silahlı gücü dağıtılıp askerleri de terhis edilip memleketlerine gönderilmeye başladıktan sonra tamamen savunmasız kalmış ve işgal kuvvetlerinin aslında istediklerini yapacak şekilde kıvama gelmiş bulunuyor. Bu parçalanma sırasında işte güneyde İtalyanlar, Fransızlar, İngilizler, İstanbul'da müşterek olarak tüm işgal güçlerinin askerleri bulunuyor. Ama bu arada başka bir değişiklik oluyor. Yani o değişiklik ne oluyor? İngiltere'nin kışkırtmasıyla 15 Mayıs 1919 tarihinde Yunanlar
İzmir'e çıkarak işgale katılıyorlar ve zaten işte bu arada bu işgalle birlikte de büyük mezalim, katliamlar baş göstermeye başlıyor. Şimdi buradan hızlıca ben şunları söyleyeceğim. Yunanlar sadece İzmir'e çıkmakla kalmakla veya İngilizlerin kendisine çizmiş oldukları bir hatta sabit kalmaktansa daha da ileriye gidecek şekilde aslında hedefleri Ankara'ya ulaşmak, Marmara bölgesinin büyük bir kısmını almak ve genişleme süreci içerisinde İngiltere'den, özellikle İngiltere'den almış oldukları destekle de Anadolu'nun içlerine doğru yürüyüşlerine devam ediyorlar. Bu yürüyüş esnasında çok önemli, bu yürüyüşten önce çok önemli gelişmeler oluyor. Bu gelişmeler içerisinde Sevr'i tanımayan ve başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yurtsever askerlerin, sivillerin, aydınların hepsi İstanbul'u terk ederek özellikle de 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla beraber Kuvayi Milli'yi istiklal ateşini başlatıyorlar. Şimdi tabii bu süreçte Mustafa Kemal Atatürk Anadolu'ya çıktığında Anadolu'da görmüş olduğu manzarada şu hislerini taşıyor. Gerçekten imparatorluk döneminde kesinlikle bir köşeye atılmış, tamamen bir asker yurdu veya böyle vergilerle ülkenin ihtiyaçlarını karşılayacağız derken Anadolu'nun fakirleştiğini, işgal sonucunda da zaten büyük imkansızlıklar içerisine düştüğünü görmesine rağmen ümidini yitirmiyor. Kongrelerini, Sivas ve Erzurum kongrelerini yapıyor. Bu kongreler sırasında birçok kişiyle, yetkililerle, askeri yetkililerle görüşerek aslında bu Kuvayi Milli Ateşi'ni, yakılan Kuvayi Milli Ateşi'ni devam ettirerek daha da büyümesini sağlamaya çalışılan, yapan... çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalar sırasında en önemli faaliyetlerinden bir tanesi kongreler bittikten sonra ülkenin kurtuluşu için ortaya çıkacak olan ihtiyaçların karşılanması için meclisin kurulmasını öngörüyor. Yani bu gerçekten o günkü şartlar içerisinde, yani bir imparatorluğun içerisinde sadece imparatordan başkasını tanımayan ve imparatorun kulları şeklinde olan bir halkın, Türk halkının bir meclis tarafından tüm iradenin mecliste temsil edilmesiyle beraber karşılanmasını sağlayacak şekilde bir çalışmasını yürüterek Yüce Meclisimizin 1920 yılında açılışını sağlıyor. Şimdi bu gelişmelerle beraber en önemli konu, Atatürk ve silah arkadaşları Sevr'i tanımadıklarını ve Sevr'in bir kağıt parçasından öteye gitmeyeceği konusunda beyanlarını işgal kuvvetlerine belirtiyorlar. Zaten o zaman bu faaliyetlerin, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'dan başlayan bu yürüyüşünün meclisle taşlandırılmasını aslında kimse beklemiyor. İşgal kuvvetleri falan beklemiyor. Hatta meclisin açılmasından sonra meclisin bile çok fazla açık kalamayacağını ve kapanacağını belirtiyorlar. Bu arada hemen bu meclisin açılmasından sonra Sevr'i tanımadığını söyleyince yine Yunanistan'ın işgalle birlikte devam eden hareketi Anadolu'nun içlerine doğru gelirken Eskişehir, Kütahya bölgelerinde özellikle bu meclisin açılmasından sonra ortaya çıkan ve ordu teşkilatı içerisindeki faaliyetlerle beraber düzenli bir ordu kurmaya çalışan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları yavaş yavaş Yunanlarla beraber karşı karşıya gelerek savaşmak ve bu savaş sonucunda da Yunanlara karşı Türk'ün iradesini gösterme konusunda bir duruş sergiliyorlar. Şimdi bunların en önemlisi 1. İnönü, 2. İnönü, Kütahya ve Eskişehir muharebeleriyle beraber asıl bizim büyük taarruzdan önce işleyerek dikkate alacağımız Sakarya Savaşı, Sakarya Meydan Muharebesi. Dikkat ederseniz 1919 yılıyla beraber başlayan bu serüveni meclisin açılmasına ve meclisin açılmasıyla beraber ordunun, bir ordu, milli ordunun teşkil edilmesine, çünkü hemen hemen tüm yörelerde bu faaliyetler yürütürken aslında milisler vasıtasıyla, yöresel kahramanlar vasıtasıyla bu işler yürütülüyor. Bunların bir
düzenli ordu çatısı altında toplanması konusundaki iradesinin sonucunda da zaten biraz önce söylediğim gibi öyle veya böyle işgal eden ülkeye karşı bir ordu çıkarma başarısını gösteriyor. Onun için Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük hedefi özellikle bu büyük taarruzdan önce meclis iradesini yani güvendiği Türk halkının iradesini ortak bir amaç uğrunda toplamaya çalışmaya devam ediyor. Ve bu çalışma sırasında en can alıcı noktası düzenli bir ordu oluşturmaya devam ediyor. Biraz önce belirttiğim gibi bu Yunanlılarla beraber yaptıkları savaşlarda meydan muharebesine kadar getireceğim şimdi tekrar Sakarya'ya. Önemli başarılar elde ediyor. Ve tabii böyle bir hareketi yürütebilmek için tamamen yok olmuş ülkenin kaynaklarını bir amaç uğrunda yani milletin iradesiyle bir orduyu destekleyecek şekilde ve diğer taraftan ihtiyaçları karşılayacak şekilde de büyük bir lojistik hamle yapıyor. Bu lojistik hamle hem ordunun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hem de bir küçük de olsa bir üretim yaratarak halkın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik. O nedenle de çeşitli çalışmalar içerisine giriyor. Sadece yani bu üç bacağın oturmasıyla beraber savaşın kazanılmayacağını bildiği için Mustafa Kemal Atatürk büyük bir dahiyane bir planla da aynı zamanda diplomatik çalışmalarına da devam ediyor. Yunanlılarla bu savaşları yapabilmesi için öncelikle kendisinin Almanya ile sıkıntısı olan Fransa ile bir anlaşma yapıyor. İtalyanlar da faşizmin yükselmesi ve İtalya'daki tehlikeyi de dikkate alarak çok can alıcı nokta zayıf halkalardan başlıyor. İtalyanlarla bir anlaşma yapıyor. Onların bu işgal noktalarından geri çekilmesini sağlıyor. Zaten hem Fransa özellikle İtalyanlar dahil olmak üzere direnişle karşılaştıkları için ülkelerle de tabutla dönen askerlerini görünce iç politika açısından da sıkıntıya düştüklerini izleyen Atatürk onlarla anlaşıyor. Fransızlarla ve İtalyanlarla. Dolayısıyla düşman sayısını azaltacak şekilde de politik hamleler yapıyor. Diplomatik hamleler yapıyor. Ama birinci İnönü, ikinci İnönü zaferi ve Eskişehir-Kütahya muharebelerinden sonra Atatürk şu emri veriyor. Sakarya'nın doğusuna çekilmemiz gerekir diyor. Çünkü bunlar 1921 yılının Ocak ayından başlıyor Mart ayı ve arkasından devam eden süreçte işte Ağustos ayına geldiğimizde Sakarya'nın doğusuna çekilen Türk ordusu Yunan ordusuyla beraber çok kanlı bir savaşa girişiyor ve 22 gün 22 gece savaşılıyor. Zaten o zaman ben çok küçükken canlı tanıklardan da dinlemiştim. Henüz rahmetli olmayan, savaşa katılmış olan gazilerden veya onların çocuklarından dinlediğimde veya o bölgedeki kişilerle daha sonra tarih kitaplarında yansıyan görüntüyle hatırlayacaksınız. Sakarya Nehri'nin doğduğu yerden değil, Ankara'ya 50 kilometreden bahsediyoruz. Yani Haymanova'sından ve 50 kilometreden bahsediyoruz. Şu anda Polatlı'dan Ankara'ya gelirken bir Atatürk anıtı var. Orada bir Mehmetçik eliyle dur işareti yapıyor. Bir de anı müzesi var. Dolayısıyla o kadar yakın ki çatışmalar aslında başkent Ankara'dan diyelim. Yani milli başkentin başkentten dahi duyulacak kadar yakına gelmiş pozisyonda. Bu 22 günlük, 22 gecelik savaşta inanılmaz derecede bir direnç gösteriyor ama tabii şöyle belirtmem gerekiyor. Bu savaşta Türk ordusu, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları çok önemli tecrübeler elde ediyorlar. Çünkü karşılaştıkları en büyük savaş Sakarya Meydan Muharebesi. Sakarya Meydan Muharebesi aslında bir varoluş ve yok oluşla ilgili olarak. Burada hem ordunun savaşma azim iradesi, ordunun lojistik imkan ve kabiliyeti, ordu içerisindeki askerlerin eğitim pozisyonu, psikolojik durumu, komutanların durumu, silahların kullanmasıyla ilgili tecrübeler, aklınıza ne geliyorsa, kanlı da olsa, bir sonraki büyük taarruza esas teşkil edecek olan can alıcı tecrübe, işte 1921 yılında, yani 101. yılında yaşadığımız Sakarya Meydan Muharebesi'nin içerisinde ve sonucunda elde ediliyor. Sakarya Meydan Muharebesi'nin önemini şöyle belirteceğim. Bu savaşta özellikle Türk ordusu, yaklaşık 100 bin kişi civarında. Fakat bu 100 bin kişi civarında olmasına rağmen mevcut silah sayısıyla beraber savaşma gücü azim ve iradesiyle 60 bin kişilik savaşmayı ilk planda yapabilecek olan asker sayısına sahip. Yani biz 100 bin rakamını
dile getirirken aslında geriye kalan 40 bin kişilik rakamın destek unsurları, lojistik unsurları ve buna benzer unsurlardan oluşuyor. Aslında küçük bir grup diyelim, yani Yunan ordusu karşısında hemen hemen yarıya yakın sayıdaki bir grubun aslında burada Sakarya'da savaştığını belirtiyorum. Bu arada Sakarya Meydan Muharebesi sırasında özellikle büyük taarruzda ihtiyaç duyulacak olan ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde çeşitli yerlerden de toplanarak getirilmiş olan başta toplar olmak üzere diğer silahlar, farklı tüfekler, aklınıza ne geliyorsa hepsi belki 5-6 cins ve markadan oluşuyor. Çünkü toplama silahlarla beraber yapılıyor ve o nedenle de lojistik destek açısından yine kazanılan bir tecrübe var. Örneğin X tümeninin veya alayının ihtiyaç duyduğu veya kullandığı top mermisi başka bir alaya gidebiliyor veya başka bir tümen içerisindeki gruba gidebiliyor. Örneğin tüfeklerin ihtiyacı olan mermiler başka bir grubun yakın gibi gözüküyor ama 100 kilometrelik bir yaklaşık cepheden bahsediyoruz. Yani dolayısıyla lojistik destek açısından sıkıntılar gündeme geliyor. Ama öyle veya böyle büyük bir başarı göstererek Yunan ordusunu Sakarya'da durduruyor. Şimdi burada büyük kayıplar veriyoruz. Yunan ordusu da büyük kayıplar veriyor. Ve bu faaliyet bir sonraki adımda önemli tecrübelerin kazanılmasına ve Atatürk'ün planlamalar sırasında ve silah arkadaşlarına vermiş olduğu direktiflerde ortaya çıkan görüntülerden şunu anlıyoruz ki Sakarya Meydan Muharebesi de aslında zaten varoluş ve yok oluş anlamında bir meydan muharebesi olduğu için ama zaferin kazanılmasında anahtar kilit rol oynuyor. O nedenle onun da önemini burada vurgulamak istiyorum. Şimdi bunlar yetmiyor. Mustafa Kemal Atatürk bu savaş sırasında Yunanlıları durdurduktan sonra şöyle bir görüş oluşuyor kendi silah arkadaşlarında. Bu tartışmalar aynı zamanda mecliste de devam ediyor. Yani millet iradesinin temsil edildiği meclisi ön plana çıkartıyor. Bunu çıkartırken baştan itibaren bir Osmanlı tebaası şeklinde olan ve padişaha bağlı olan Anadolu'daki halkın temsilcilerinin ve o halkın desteğini sağlamaya yönelik bu faaliyeti işte bu savaşlar sırasında olsun, çalışmalar sırasında olsun, diplomatik girişimler sırasında olsun ve yardımların Türkiye'ye gelmesi konusunda olsun önemli bir irade gösteriyor. Onun için Atatürk'ün meclise öncelik vermesi ve kurulmasını sağlamasının işte bu adımların bu zaferin taşlarının en önemli bölümünü oluşturuyor. Aynı zamanda şöyle bir şey daha var. Meclisin kurulmasıyla birlikte Atatürk ve silah arkadaşlarını ciddiye almayan, onları eşkıya veya çete olarak adlandırılan işgal kuvvetlerinin de dikkatini çekiyor ve ciddiye almak zorunda kaldıklarını hissediyorlar. O nedenle başlangıçta padişah üzerinde oynadıkları ve padişah vakfettiğini baskı altına aldıkları politikadan vazgeçerek Ankara'yı daha dinlemeye başlamaya ve görüşmeler yapmak suretiyle Ankara'nın gücünü, politik gücünü, askeri gücünü, neler yapabileceğini, söylediklerini yapabilecek bir aşamaya gelebileceği bir konularda da hep bu arada görüşmeler ve çalışmalar yürütülüyor. Yani işgal kuvvetleri de Atatürk ve silah arkadaşlarını ve Ankara'yı çok yakından takip ediyorlar. Bu arada Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra bir sonraki aşamadaki zaferlere ışık tutacak olan ordu için bir grup insan hemen Yunanistan'a, Yunanlılara karşı Yunan taarruzu yapılması konusunda görüş bildiriyorlar. Ama Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra biraz önce söylediğim gibi çok kritik, ölümcül tecrübeler elde eden diyelim Türk güçleri ve özellikle Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, bu savaşları yöneten komutanlar, büyük rütbeden küçük rütbeye kadar olsun veya bu savaştan sağ çıkan askerler dahil olmak üzere şunu görüyorlar. Mutlaka bir sürece ihtiyaç var. Eğer biz düşmanı tamamen Türk yurdundan atmayı düşünüyorsak eğer, bu savaş sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçlarımızı ve bu savaştan alınacak derslerin tekrar gözden geçirilmesini, yani biraz önce konuşmamın başında söylediğim gibi meclis ve meclis iradesiyle beraber ordu ve lojistik desteği konusundaki bu sacayi şeklindeki üçünün
lojistik bölümü konusunda biraz daha kafa patlatıp çalışma yapma ihtiyacı olduğu konusunda hemfikir oluyorlar. Ve Atatürk zaten henüz erken olduğunu, bu savaş sonrasında, Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra asıl yapacağımız savaş için bir süreç geçeceğini, hem ihtiyaçlarımızı, eğitimlerimizi tamamlayacağımızı, gelen yardımlar konusunda daha sıkı bir şekilde politik destekler alacak şekilde ve maddi ve manevi destekler alacak şekilde çalışma yapacaklarımız olduğunu ikna ediyor. Ve sonuç olarak hemen Yunan güçlerinin üzerine yürüme konusunda yapılacak olan bir hatayı da engellemiş oluyor. Çünkü güçler mukayesesine bakıldığı zaman Yunan tarafı özellikle İngiltere'nin desteğiyle beraber güçlü ve kuvvetli silahlar açısından, özellikle araçlar ve diğer konular açısından Türk ordusuna Sakarya Meydan Muharebesi'ne göre baktığımızda daha güçlü pozisyonda. Ama aradan geçen büyük taarruza giden süreç içerisinde Atatürk bunları görünce, örneğin bizi izleyenler için şöyle bir iki küçük örnekler vermeye çalışayım. Büyük taarruzda önemli roller oynayan süvarilerden başlayalım örneği. 3 kolorluluk süvari birliğimiz var. Fakat Sakarya Meydan Muharebesi'nde işte sağ ve solda ve ihtiyatta olmak üzere kullanılan süvari birliklerinin karşıdan bir taarruz yapmasını, yani meydan muharebesi şeklinde olduğunda süvarilerin bu şekilde kullanılmasının çok büyük zayiat verdiğini görüyor. Çünkü düşmanın üzerine doğru hamle yapacak olan kişi, asker veya süvari birliklerinin direkt karşı taraftan açılan makine tüfek diyelim veya başka ateşle zayiat vereceğini, şehit olacaklarını, bu tür bir savaş tekniğinin süvariler için uygun olmadığını zaten orada görüyor ve çok fazla da kullanılmıyor. Bu arada bir şey daha var. Süvari birlikleri teşkil ediliyor ama bu süvari birliklerini teşkil ederken aslında bunlar piyade birliklerinden süvari olmuş askerler. Yani bu savaşlara girerken Sakarya Meydan Muharebesi'ne süvari olarak adlandırılmış kişiler ata biniyorlar ama at üzerinde silah kullanma konusunda da eğitimleri yok veya ona uygun silahları yok. Şimdi piyadeden siz süvari yapıyorsunuz, at veriyorsunuz ama ona uygun, yani at üstünde kullanabileceği, kılıcın dışında da kullanabileceği, askerlerin kullandığı tüfeklerin namlarından daha kısa, rahat bir şekilde örneğin şu şekilde ellerin üzerine koyarak atış yapabileceği, yani tarihsel olarak atlarımızdan kalan, at üstünde hatırlayacaklardır bizi izleyenler, normal ata binen Türkler at üzerinde uyuyor, uzun seyahatler yapıyorlar ama at üzerinde de çeşitli hareketlerle hamle yaparak, ok atarak, kılıç kullanarak veya başka silahlar kullanarak düşmanlarını da şaşırtıyorlar ve onları imha ediyorlar. Dolayısıyla Atatürk önce süvarilerden başlayarak eğitim alıyor. Hepsini Anadolu'nun içlerinde eğitiyor. Onları kendi kafasından geçen ve büyük taarruza hazırlayacak şekilde süvarilerin eğitimini yapıyor. Çünkü süvariler büyük taarruzda düşmanın arkadan çevrilmesi konusunda önemli görevler yapacaklar. Kovalama sırasında önemli görevler yapacaklar. Küçük bir örnek daha vereyim ben. Belki 5-6 çeşit veya 10 çeşit top var. Osmanlı döneminde her ülkeden alınan toplar var. Bunların bir kısmı 75 milimetrelik, bir kısmı 105 milimetrelik. Böyle basit bir şekilde söyleyerek izleyenlere şöyle bir şekil çizmeye çalışıyorum. Bunların cephaneleri de farklı. Sonra önemli bir konu var. Bu silahlar eskimiş. Yani mermilerin planlandığı yere atılması için yapılması gereken hesaplamaya uymuyor. Yani siz A noktasından nişan alıyorsunuz, her şeyi kitabına göre yapıyorsunuz, mermi B noktasına düşüyor veya önüne veya ilerisine düşüyor. Yani sizin ne kadar tanzim atış yaparak, ön atış yaparak da topun ayarını yapmaya çalışsanız bile toplarda da sıkıntı var. İyi ve set ayarları da bozulmuş. Topların eskimiş. Şimdi bunlarla ilgili bir çalışma yaparak, tek tek tatbikat düzenleyerek, atış eğitimleri yaparak her topun, her top özelliğine uygun olarak kitaplarında yazanları bir kenara atıyorlar. Her topa göre uygun, belli ölçekte topçuların anlayacağı şekilde, atışlarını yapabilecekleri şekilde yeni ayarlar yapıyorlar. Bakın iki kritik konudan bahsettim şu anda. Örneğin süvarilerimizin eğitimleri ve onların daha doğru bir şekilde kullanılması. İki, topların uygun şekilde ayarlanması. Toplardan bahsederken daha sonra büyük taarruz bölümüne geldiğimde tekrar bahsedeceğim. İngilizlerden ve Fransızlardan Yunanlara verilen toplar büyük ve ağır. Buna karşılık Türk güçlerinin elinde bulunan toplar ise hafif ve büyük mermi atmamasına rağmen dakika sayısı açısından düşünürseniz atım sayısı fazla. Yani
Yunanlılar büyük topla dakikada bir atış, maksimum iki atış yaparken karşı taraftaki Türk topçusu aynı küçük olmasına rağmen 6 veya 7 veya 8 atış yapabiliyor. Namların şişme durumuna göre şöyle basitçe atlatmak istiyorum. Birçok eksiklikler var ama sonuç olarak Türk tarafı bazı avantajlarını da kendi lehine çevirmeye çalışacak şekilde çalışmalar yapıyor. Bakın tüfekler ayarlanıyor. Bu arada can alıcı nokta bu savaşın sürdürülebilmesi için bunu daha önce de dile getirmiştim. Tekrar dile getireceğim. Hint Müslümanlarından yardım geliyor. Rusya'dan yardım geliyor. Yine meclisin kurulması sonrasında daha da ciddi olduğunu anlayan başlangıçta Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919'da Samsun'a çıkışıyla beraber başlayan süreçte şüpheyle yaklaşan, daha sonra bu işin organize olduğunu ve bir Anadolu'da bir gücün, bir güneşin doğmaya başladığını gören, İstanbul'da kalan birçok vatansever de İstanbul'dan kaçarak Anadolu'daki Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yanına geliyor. Bunların içerisinde askerler var, akademisyenler var, siyasetçiler var, iş adamları var. İşin ilginç yanı yine İstanbul'da bir mukavemet oluşuyor. Birçok müttefiklerin elindeki depolar veya Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalan depolardaki silahlar da İstanbul'dan kaçırılarak Anadolu yakasına veya yine aynı şekilde Karadeniz'den İnebolu'ya, bu arada yine Rusya'dan İnebolu'ya ve Samsun'a birçok silah geliyor. İşte burada Türk kadınları devreye giriyor. Özellikle İnebolu'dan cephaneliğin taşınması, bu cephaneliğin taşınması için yüksek dağlardan yazda, kışta, soğukta kanılarla beraber, çocuklarıyla beraber Türk kadınlarının bu cephaneliği taşımakta. Cephe gerisinde yine mühimmatın üretilmesi sırasında Türk kadınlarının göstermiş olduğu destek, yine birçok askerin giymesi gereken kıyafetlerin dikilmesi, yine bu askerlerin geçtiği yerlerde konakladıkları sırada ellerinde avuçlarında olmamasına rağmen kendi köylerinden veya başka yerden getirdikleri yiyecekleri vermesi. Bir müddet sonra bu ateş büyüyor ve hem yurt dışından gelen destekler, yurt dışından gelen desteklerinin yanı sıra içeride dediğim gibi İstanbul'dan birçok kişinin tekrar gelip bu mücadeleye katılması, çalışmaların hepsi işte bu büyük taarruz öncesinde Sakarya Meydan Muharebesi ile beraber devam eden süreçte de öncesinde de sonrasında da gittikçe hız kazanıyor. Bu bir yıllık süreyi Mustafa Kemal Atatürk değerlendirirken aynı zamanda da bir mecliste olsun muhalefet olarak, yani Mustafa Kemal'e, Atatürk'e muhalefet eden bir grup da mecliste boş durmuyor aslında. Onlar da bu çalışmalar sırasında her türlü zorluğu Mustafa Kemal Atatürk'e çıkartıyorlar. Ama o bir şekilde milli iradenin kaybolmaması için bu zorlukları mecliste, bakın o zor şartlar altında o meclis çalışacak şekilde çözmeye çalışıyor. Bütün bu çalışmalar sırasında askerlerin eğitimi, cephanelerin çoğaltılması, şimdi sadece piyade askerlerin, yani biraz önce söylemiştim, süvariler var, işte onun yanında topçular var ama piyade askerlerin olarak eğitilmesi, silah antrenmanları yapılması, yeni askerlerin özellikle onu da hemen belirteyim, Sakarya Meydan Muharebesi'nde 100 bin civarında olarak zikrettiğim, belirttiğim 60 bin kişilik muharip ama 40 bin kişilik de destek unsurları 100 bin olan rakamı Mustafa Kemal Atatürk bu işte süreç içerisinde karşı Yunanlıların 225 diyelim bir rakam olarak bulunduğu asker sayısına çıkartacak şekilde 100 bin rakamını 200-204 bin civarına çıkartıyor. O zaman tabii 60 bin olan, yani biz ona işte bıçak sayısı diyelim, tüfek sayısı diyelim, süngü sayısı diyelim, tüfek sayısı diyelim, yani muharip olarak katılacak olan asker sayısını da bu rakamlar içerisinde iki mislini arttırıyor. Şimdi o zaman karşımıza şöyle bir görüntü çıkıyor. Siz eğer bir taarruz planlıyorsanız karşı karşıya gelecek olan güçlerin birbirine karşı üstünlük sağlayabilmesi için, taarruz edebilmesi için en azından 1'e 2, 1'e 3 üstünlük sağlamanız gerekir. Bu tüm cephede olmasa bile belli bir yerde, belli bir cephede sağlayabilirsiniz. Fakat bu rakamlarla beraber Bursa'dan Afyon'a kadar
işgal etmiş olan Yunan ordusuyla beraber Türk ordusunun bu cephede ne Yunan ordusu tüm cepheyi savunabilir veya taarruz edebilir, ne de Türk ordusu tüm cepheyi savunabilir veya taarruz edebilir. O nedenle Mustafa Kemal Atatürk çok önemli hamleler yaparken bu cephenin neresinden taarruz etmesi konusunda da bir çalışma yapıyor. Çünkü eğer düşmanı denize dökecekse, düşmanla karşı karşıya gelecekse, önce bu birliği sağlayıp askerlerin eğitimini ve gücünü belli bir seviyeye getirmesi gerekiyor. Yani artık ben bu savaş içerisinde başarılı olabilirim veya bu savaşa girebilirim diye kendisinin ikna olması gerekiyor ve tüm bunu da silah arkadaşlarını da ikna edecek şekilde yürütmesi gerekiyor. Ben şöyle söyleyeceğim. Bunların hepsini yapıyor. Bunların hepsini yaparken aynı zamanda da düşmanı yanıltmak için kullanılan taktikleri de uyguluyor. Bunların içerisinde her zaman gündeme gelen ve şimdi izledikten sonra, konuştuktan sonra da hatırlayacaklardır. Örneğin Türk ordusunun savaşacak gücü olmadığını, artık Yunan ordusuyla beraber bu kısa sürede savaşmanın mümkün olmadığı konusunda da bir söylenti yayıyor. Yani Yunan ordusunun komutanlarında şöyle bir intiba uyandırıyor. Türk ordusu taarruz etmeyecek. Türk ordusunun taarruz edecek gücü yok. Bunu çeşitli kanallardan karşı tarafa, Yunan tarafına bunları yayıyor. Ama bunları yaparken gizliden gizliye birçok çalışmaları yapıp hem askerlerin eğitimini, hem komutanların eğitimini, hem cephedeki ziyaretlerini, hem de planını olgunlaştırmaya çalışıyor. Yani büyük taarruz öncesi neler yapıyor derken aslında böyle kısa bir konuşma içerisinde geçerken bir yıllık sürede bir ülkenin bütün ömrü boyunca yani yüzyıllarca yaşayacağı kadar olan süreyi bir yıla sığdırarak bir plan yapmaya çalışan kıt imkanlarla kendisinden kat kat üstün askeri ve politik ve desteğe sahip olan bir orduya karşı savaşmak üzere bir hazırlık yapıyor. Şimdi bunu yaparken Batı cephesi komutanı olarak görev yapan rahmetli İsmet İnönü'nün emrinde iki ordu var. Bunlardan birinci ordu ve ikinci ordu. Şimdi hangi ordu bölgesinde ağırlık yapacağı konusunda bir çalışma yapıp düşmanı yanıltmak isterken bir aldatma taktiği uyguluyor. Sanki ikinci ordu bölgesinden yani Afyon bölgesinden özetle harita üzerinde olmadığı için söyleyeyim rahatlıkla ana şehirler üzerinden söyleyeyim. Afyon üzerinden değil de batıdan Bursa üzerinden başka bir yerden taarruz yapacakmış görüntüsü veriyor. Hatta oraya hiç olmayan birlikleri intikal ettiriyormuş gibi doğudan Kafkas tümeninden bazı birlikleri o tarafa intikal ettiriyormuş gibi de şifreli mesajlar yayınlıyor. Bunların İngilizler ve Yunanlılar tarafından bilinmesini sağlıyor ama öyle bir birlik yok. Bu arada Yunanlılar da eğer Türkler taarruz edecekse nereden taarruz eder konusunda bir çalışma yaparken aslında Afyon bölgesinden bir taarruz yapması konusunda bir fikir oluşuyor ve orada zaten Afyon bölgesinde istikamını ve aynı zamanda direniş noktalarını oluşturuyorlar. Onlar bütün bunlara rağmen yani Yunan tarafı bu aldatmaları da takip ederken Türklerin zaten saldırmayacağını düşünüyorlar veya taarruz edecek güçleri olmadığını düşünüyorlar ama bir yerde de İngilizlerin de destekleriyle beraber Afyon bölgesine daha fazla ağırlık veriyorlar. Şimdi bu çalışmalar yapılırken iki tarafta birbirini kollayacak şekilde çalışma yapılırken şöyle bir şey var. Türk tarafının büyük bir avantajı var. Türk tarafını yöneten başta liderleri Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm komuta kademesi yıllarca savaşlar içerisinde pişmiş ve muharebe sahasını ve ülkesinin özelliklerini, halkının özelliklerini bilen komutanlardan oluşuyor. İşte siyasi iradeyi mecliste sağlayıp halkın desteğini de sağlamayla ilgili konuyu çözen Atatürk, lojistik destek konusunda da gerekli ihtiyaçların karşılanması, en azından gerekli ihtiyaçların karşılanmasını sağlayıp özellikle Sakarya Meydan Muharebesi sırasında ilginç bir konu daha var. Biraz önce söylediğim gibi imkansızlıklar yüzünden İnebolu'da ve Samsun'da veya başka yerde bekleyen cephaneler cepheye tam zamanında gelemiyor. Çünkü böyle düşündüğümüz gibi yolların, demir yollarının vesairesinin falan olması gibi bir şey söz konusu değil. Kanlarla geliyor. Dağları tepeleri aşıyorlar. Çok hızlı gelmiyor. Dolayısıyla o kaynakların da tekrar bu süreç içerisinde
bir yıllık süreç diyelim büyük taarruza kadar, o kaynakların da mümkün olduğu kadar askerlerin lojistik desteğini sağlayacak şekilde kullanılmasını sağlıyor ve kafasında büyük taarruz, yani taarruzu yapmak fikri oluşuyor ama bunu aslında Atatürk hemen hemen kimseyle paylaşmıyor. Birkaç komutan arkadaşı haricinde kimseyle paylaşmıyor. Çünkü bu önemli bir konu. Taarruz etmeyecek görüntüsü vermişsiniz ama bir taarruza hazırlanıyorsunuz. Bu hazırlıkların hepsini kale almıyorlar. Küçük görüyor Yunan tarafı ve İngiliz tarafı. Öyle olunca Atatürk bu çalışmalar sırasında gizliden gizliye faaliyetler yürütüyor ve ne zaman olur bu taarruz diye düşünmeye başladıklarında sonbaharda sıkıntı yaratacağı düşünülerek sonbahara girmeden, yani Ekim-Kasım aylarına kadar olan süreçte taarruz yapılacaksa yapılır, yapılmazsa yapılmaz anlamında böyle bir düşünce oluşuyor. Ve Haziran 1922'de Mustafa Kemal Atatürk büyük taarruzun planları konusunda kafasındaki şekli hemen hemen tamamlıyor. Adım adım büyük taarruza doğru yaklaşıyoruz şimdi. Öyle olunca şimdi birliklerin kaydırılması gerekecek, birliklerin teşkil edilmesi gerekecek hareketler var, hareketlenmeler var. Bunların düşman gözü tarafından görülmemesi için nasıl bir aldatma planı uygulayacak, cephenin neresine taarruz edilecek, bunlar üzerinde kafa yorarak bunları yaparken de hem eğitimleri tamamlanmış olan askerlerin yavaş yavaş belli aldatma teknikleriyle, örneğin çok böyle şu andaki imkan ve kabiliyetle canlandırmamız mümkün olmayan ama o zamanki şartlar içerisinde Yunan tarafının bile tespit etmekte zorlandığı iki kolorduyu belli aralıklarla bir kolordudan giden birliğin yerine arkadan gelen diğer kolorduyu kaydıracak şekilde sanki orada o kolordu devamlı duruyormuş gibi Yunan keşif uçaklarının yapmış olduğu veya ajanlarının vermiş olduğu görüntüleri kandıracak şekilde asıl ağırlığını vereceği olan Afyon bölgesine, yani güney cephesine doğru kolordularını takviye edecek şekilde 3 kolordusuna 2 kolordu daha getiriyor. Yani düşmanın evet tahmin ediyor ama karşıdaki gücün ne kadar olacağını bilmediği için o bölgeye bir aldatma uyguluyor. Yine süvarilere başka bir görev veriyor. Sakarya'dan kazanmış olduğu tecrübeyle düşmanın kaçması muhtemel. Geri hattına doğru yine çok daha yeni bir planla süvarileri indirecek şekilde bir planlamalar yapıyor. Şimdi sıra geliyor yavaş yavaş 26 Ağustos'taki taarruz emrini vermeden önce Atatürk sanki hiç taarruz etmeyecekmiş gibi, hiç Türk ordusu savaşmayacakmış gibi Ankara'da 21 Ağustos'ta, bakın harekattan 5 gün önce, çay partisi veriyorum diyerek gizlice Ankara dışından çıkarak birliklerini ziyaret etmek şekilde Ankara'dan uzaklaşıyor. Yine 25 Ağustos'ta da Azerbaycan Büyükelçisi'nin burada büyük katkısı var. 21'deki katılamayıp hastalanıp katılamadığı diyelim çay partisinin 25'ine Azerbaycan'ın vereceği çay partisine katılacağını söyleyerek o aradaki zaman diliminin de dikkate alacak şekilde bir aldatma uyguluyor. En önemlisi 27-28 Temmuz'da, yani bu hareketlerden önce Akşehir'e geliyor. Sanki bir futbol maçı düzenlenecekmiş görüntüsü içerisinde komutanlarıyla beraber, büyük kısmıyla beraber toplanarak harekatın son şeklini onlarla beraber konuşuyor. Taarruz edeceğini söylediği zaman bu sefer de nasıl taarruz edeceği konusunda bir kafa karışıklığı oluşuyor. Onlara da ikna ediyor, planlarını açıklıyor. İşte geliyor ve ondan sonra da Ankara'dan ayrıldıktan sonra, 21'inde ayrıldıktan sonra gizlice harekatı idare edeceği alana geliyor Atatürk. Ve zaten harekatı da başkomutan olarak alanın içerisinden idare edecek şekilde planlama yapıyor. Buraya geldik. Ben bu büyük taarruz bölümüne, yani 26 Ağustos sabahına kadar gelirken bir süreci sizlerle beraber böyle bir yol haritası şeklinde anlatmaya çalıştım. Bir kere o bir yıl, aslında o yıllar süren, Balkan Harbi ile beraber süren süreçten geldim ama oralardaki kayıplarımız, oradaki Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş süreci, yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuş süreci vesaire gibi konular ve en can alıcı nokta son bir yıllık süreci anlatırken böyle kitaplara veya tarihin o yapraklarına sığmayacak şekilde özel şekilde geçtim. Ben uygun görürseniz büyük taarruza kadar getirdim.
büyük taarruz bölümünü ayrıca anlatacak şekilde tekrar sizin programınıza uygun şekilde devam edecek şekilde ben bu konuşmamı burada şimdilik kesiyorum. Daha sonra devam edecek şekilde Fatma Hanım sözü size bırakıyorum. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bilgiler veriyorsunuz. Yani şimdi devam edelim. Küçük bir videoyla tekrar Kurtuluş'un 26 Ağustos'un girişine. Evet, komutanım ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Büyük taarruzda Kurtuluş'un anahtarı sizce neydi? İşte şöyle söyleyeyim. Can alıcı nokta bu büyük taarruzun kazanılması. Çünkü büyük taarruzu eğer başarılı olamazsanız, düşmanı denize dökemezseniz, ondan sonra gelişecek olan hiçbir faaliyette zaten belki yıllar alacak olan bir mücadele içerisinde girmek zorunda kalacaksınız. Bu aynı zamanda büyük taarruz Kurtuluş'un anahtarı olurken büyük bir zeka, ön çalışma, biraz önce belirttiğim gibi çeşitli çalışmalar, aynı zamanda sadece Türkiye içerisinde değil, bu savaşa destek veren diğer müttefikler arasındaki görüş ayrılıklarından ve onların da bu süreç içerisinde Fransa'nın, örneğin İtalya'nın çekilmesi gibi, İngiltere'nin en can alıcı noktalarından bir tanesi, İngiltere'nin içerisinde büyük bir kısmı sadece başbakan hariç Yunanistan'a verdikleri desteği de çekmişlerdir. Şimdi bu desteği çekmeleri için de işte büyük taarruz Kurtuluş'un anahtarı aslında. Bu anahtarı içinde bir kere öncelikle düşmanı sağdan silip süpüreceksiniz. Biz buna Kurtuluş'un anahtarı diyoruz. Yani sanki böyle bir yani Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak kurulmasının da kapısını açıyor. Bir anahtar bu. Yine can alıcı noktası sadece anahtar olarak belirttim ama siz buna bir mühür olarak da bakın. Yani Kurtuluş'un mühürü de diyoruz biz buna. Evet. Çünkü siz özgürlüğünüzü, Cumhuriyetinizi bir anlaşmayla, yani bunu 24 Temmuz 1923'teki Lozan Anlaşması'yla düzeltiyorum, 24'teki Lozan Anlaşması'yla beraber de mühür altına alıyorsunuz. Yani siz başından itibaren kurmayı düşündüğünüz Cumhuriyet'in anahtarı elinizde, kapıyı açmak üzeresiniz, kapıyı açacaksınız, odaya gireceksiniz ve o evrağı imzalattırarak işgal güçlerine ve dünyaya da bağırarak ülkenizin kurtuluşunun anahtarıyla beraber mühürüne de sahip olacaksınız. Onun için öyle bir kritik şey ki, savaş ki bu, büyük taarruz, başkomutanlık meydan muharebesi. Özür dilerim komutanım. Yani mühür bizim Lozan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lozan'ı. Evet. Evet, o bizim tapumuz aynı zamanda. Biz Şimdi ona çeşitli benzetmeler yapıyoruz ama çoğu kişi bunun tabii aradan geçmiş zaman içerisinde, bu biraz önce söylemiş olduğum mücadele süreci içerisinde, yani şimdi işte
gittiler de ortalıkta hiç kimse yoktu. Zaten askerler kaçıyordu, çekildiler falan. İşte Lozan bir baharı oldu. Lozan'da gittik, bir yenilgiydi, hezimetti vesaireydi falan gibi söylemlerle işini sulandırmaya çalışıyor ama ben şunu gözlemliyorum. Her tartışma, yani sulandırmaya yönelik veya inkara yönelik, Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerine yönelik olarak yürütülen her çalışma aslında karşısında güçlü bir uyanmayı sağlıyor. Bunlara teşekkür etmek gerekiyor. Ne kadar çok yalan, yanlış veya başka yerlerden girerek Cumhuriyet'in altına dinamit koymaya çalıştıklarında, hadi ben diyelim yaşım itibarıyla vesaire itibarıyla bu aldığım eğitim açısından bunları biliyorum, karşı koyabiliyorum ama görüyorum ki annelerinin ve babalarının yetiştirdiği çok küçük çocuklar bile Atatürk'e sahip çıkarak, Cumhuriyet ilke ve inkılaplarına sahip çıkarak söylenenleri ciddiye almıyorlar ve başarısız oluyor. Küçük örnekler var. İşte Anıtkabir ile ilgili olarak diyelim ki bir söylemde bulunuyorsunuz. 1 milyon rakamı 1,5 milyon rakamına çıkıyor ziyaretçi rakamı. Diyelim ki işte Montreux ile ilgili bir söylemde bulunuyorsunuz. Montreux'e sahip çıkan oran ve öğrenme sayısı milyonları aşıyor. İşte Lozan'ın gizli maddeleri var. Sattılar Lozan'da bizi, adaları verdiler gibi söylemde bulunuyorsunuz. Tarihin üzerine herhangi bir şekilde balçıkta sıvayamazsınız. Yani gerçekleri, güneşi balçıkta sıvayamayacağınız için onlar zaten belgelerle ortaya çıkıyor. Ama hemen yeri gelmişken Fatma Hanım bir şey söyleyeceğim. Şu anda sizlerin de Cemil Bey'le dahil olmak üzere yapmış olduğunuz çalışmalar da işte bunlara bir karınca misali su taşıyor. Evet. Yani ben şimdi kendi adıma böyle bir çalışmada elimden geldiği kadar özet de olsa, böyle kısa da olsa bir iki konuya değindiğim zaman o yarış içerisinde işte o Cumhuriyet'in kuruluş ilkeleri kanlarıyla canlarıyla bizlere hediye ettikleri Cumhuriyet'i, özellikle bir daha sayacağım onları, anayasamızdaki maddelerle demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletinin daha yüzyıllar boyunca, binlerce yıl boyunca devam etmesi için bir karınca olarak eğer ben de çalışabiliyorsam akşam yattığım zaman kendimi huzurlu hissediyorum. O nedenle böyle bir yayındı veya ne bileyim 2-3 kelime söyledi anlamında değil. Biz duruş gösteriyoruz. Bakın çok önemli. Şu anda elimizde bu yayında bayrak olmamasına rağmen biz aslında kadınıyla erkeğiyle, bizi izleyen kadın ve erkekleriyle beraber bir duruş gösteriyoruz. O duruş nedir biliyor musunuz? Ne diyor? Ben Sevr'i tanımıyorum. Bakın daha hiçbir şey yok ortada, doğru dürüst. Ben Sevr'i tanımıyorum diyor. Bir duruş gösteriyor. Bir adım geri attırıyor bir kere. İşte biraz sonra anlatacağım, yine büyük taarruzla ilgili olarak bölümleri de anlatacağım. Bir duruş gösteriyorsunuz. Geriye çekilmediğiniz andan itibaren, duruş gösterdiğiniz andan itibaren sizi imha etmek isteyenler Türk'ün karşısında bir iki adım geri atarlar. Bakın bu çok net. Tarih boyunca görülmüştür. Bu nedenle de ben küçük bir anımı anlatayım. İşte Karşıyaka'da, İzmir'de Karşıyaka'da zaman zaman arkadaşlarımızla konuşurken, genç arkadaşlarımızla, işte komutanım Yunanistan işte Türkiye'yi işgal etmek için tekrar işte şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Bu Serp planları tekrar hayata geçecekmiş anlamında. Ben sadece şunu söylüyorum. Evet, seferberlik olursa veya bize görev düşerse cephe gerisinde hepimiz zaten askerliğimiz yaşlı olsa bitmeyecek. Elimizden gelen katkıyı sağlayacağız. Ama bir tek şey öneriyorum onlara. Türk bayrağını alacaksınız. Karşıyaka çarşının başına bir kişiyle beraber durduğunuzda bakın o çarşıya hiçbir düşman askeri giremez diyorum. Tek kelime bu. Onun için duruş gösterdiğinizde susup pısırık bir şekilde kenara çekildiğinizde elbette o boşluğu, o şeyi bir su, bir akarsu doldurduğu gibi birileri gelip dolduracaktır. Nasıl laiklikten veya Cumhuriyet'in temel ilkelerinden geri adım atarsanız, tarikatlar, cemaatler olsun, dışarıdaki baskılar olsun, işte Amerika'nın tutumundan olsun, birdenbire sanki böyle Sakarya'dan büyük taarruz öncesinden gittik ama sonradan olacakları da Atatürk düşünüyor, görüyor, biliyor ve ona göre hamleler yapıyor. Benim bu söylediklerimin hepsinde Atatürk ondan sonra önüne çıkan hamleler sırasında hep bu duruşu gösteriyor. Ne diyor? Çizmelerimi giyerim, çıkarım diyor. Çizmelerini giyiyor sadece, bakın yani. Düşünemiyor musunuz? Dolayısıyla bütün bu duruşlar sırasında bizim de sorduğunuz soruya kurtuluşun anahtarı, kurtuluşun mührü ve bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusuna giden yolu açıyor. O kadar önemli deyip böyle sorunuza bir şekilde cevap vermiş oluyor efendim. Çok teşekkür ederim. Buradan Karşıyaka'ya, İzmir'e de selam olsun.
Biz de üçümüz de karşı yakalıyız. Ne kadar ilginç. Evet, evet. Ben küçük bir tane bir video daha yapmaya çalışacağım. O. Evet, bu çıktı. Aslında bunu sonuna koyacaktık ama Atatürk işte. Karşıyaka insanlar ve sizlerin söylediği gibi. Herkes Atatürkçü olursa, Atatürk olursa ben çıkarsam. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu. Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında birdenbire 5 adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. Saati sordu. Paşalar 3 dediler. Sarışın bir kurda benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar, eğildi durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak koca tepeden Afyon Adası'na atlayacaktı. Ya işte böyle, yani dediğiniz gibi herkes eline bayrak alırsa dediğiniz olur inşallah. Komutanım, büyük taarruz ve sonrası gelişmeler nelerdi? Onlardan bize biraz da bahseder misiniz? Şimdi ben ilk bölümde büyük taarruzdan önceki hazırlıkları Sakarya Meydan Muharebesi ağırlıklı olmak üzere 26 Ağustos 1922 tarihine kadar taşıdım. Şimdi Atatürk'ün burada uygulamış olduğu aldatma tekniklerinin, taktiklerinin yanı sıra bize akademilerde, kurmay mekteplerinde okutulan veya taktik derslerde okutulan gücün kullanılması hususları var. Bir de bu tür meydan muharebelerinde hangi güçle, hangi kuvvetle nasıl bir harekat yapılacak, başarı imkanı nedir, harp prensipleri dediğimiz atılacaksınız. Çoğu izleyen de hatırlayacaktır. Ünlü bir Çinli Savaş Sanatı adlı kitabının yazarı bir Çinli var biliyorsun. Okunuş şekline göre Sun Tzu diye okunuyor ama aslında Saçu. Savaş Sanatı kitabında bu harp prensiplerini ortaya koyarken en çok şunu söylüyor. Düşmanını ve kendini iyi tanıyacaksın. Yani bunu yapmadan önce istihbarat dediğimiz günümüzde bilgi alımı ve ondan sonra da gücünü nereye yönlendireceksin, imkan ve kabiliyetin nedir, hangi taraftan taarruz edeceksin diye bunları yaparken hangi hedefe ele geçeceksin. Çünkü bazen emekli askerler böyle televizyona çıktıkları zaman şu konuşmayı yaparlar. Örneğin Suriye'de siyasi hedef nedir? Yani harekatın bir siyasi hedefi var, bir de askeri hedefi var. Askeri hedef de nihai hedefin yanı sıra ara hedefler var. Çünkü kalkıp
İzmir'de düşmanı denize dökeceksiniz. Ama düşmanı denize dökmeden önce ara hedefleriniz var. Ara hedeflerden bir tanesi de işte bu aldatma taktikleri, birliklerin kaydırılması, buna benzer hazırlıklarla dediğim gibi Haziran 1922'de karşı taarruz yapılması konusunda fikirleri olgunlaşan Atatürk'ün ziyaretlerde buna benzer konularla askerlerin eğitimleriyle artık 26 Ağustos sabahı aslında Yunanlıların Türkler taarruz edemez, Türkler taarruz etmeyecek, çay partileri veriyorlar derken kendileri de balolar düzenliyorlar. Kendileri de Afyon'da balolar düzenliyorlar. Şimdi bu görüntüler aslında zaman zaman aldatma açısından, moral açısından, karşı tarafa görüntü vermek açısından dünyadaki savaşlar sırasında da tarih çağlarından beri bu aldatmalar yapılmıştır, çeşitli aldatmalar. Ama bu aldatma dediğim gibi Türkiye'nin varoluşu ve yok oluşuyla ilgili bir çalışma. Bütün bu harp prensiplerini dikkate alan Atatürk, önemli gücünü düşmana da belli etmeden, aslında Yunanlıların beklediği olan bölgeden, 26 Ağustos sabahı işte o eğitliği topçularla beraber, ilk atışlarıyla beraber Zafertepe'den emrini veriyor ve Yunan ilk hatları niye uğradıklarını şaşırıyorlar. Buraya gelmeden önce küçük bir paragrafla beraber dikkat ettiğiniz harekatı başlattım. Top atışları başladı. Buraya gelmeden önce derken Yunan tarafı zaman zaman keşif uçakları yollayarak işte biraz önce bu takviye kol ordularının cepheye gelişinin belirlemesi konusunda geliyorlar ama bir avuç Türk havacı Sakarya'da iki uçakla, üç uçakla ancak kurtarabilen, hatta biri yanan biri düşen, geriye kalan iki üç uçakla beraber işte Akşehir'e kadar gelen, Fransa ve İtalya'nın devre dışı kalmasıyla beraber onlardan satın aldıkları uçaklarla kaç çatlasa 10 uçağa kadar, aslında 18 uçak var ama yamalı, eksik, tamir edilmesi gereken uçaklarla beraber günde 3 veya 4 uçak uçurabiliyorlar. O Yunan uçaklarını hem taciz ediyorlar, yaklaşmalarını engelliyorlar, hem de arada bir fırsat bulurlarsa Yunan mevzilerinin de keşfini falan çıkartarak, hatta tarihte çok ilginç bir vaka var. Bir uçağımız pilotu ve rastlığıyla beraber, yani keşif yapan yardımcısıyla beraber zaman zaman da uçaktan bomba atılacak şekilde de bunlar taarruz görevleri de yapıyorlar. Bir Yunan birliği üzerinde düşürülüyor. Ve iki pilotumuz da şehit oluyor. İki pilot şehit olduktan sonra Yunanlı komutan kendisini şöyle söylüyor. Ben onu da söyleyeceğim. Trikopis Müslüman geleneklerine göre camide Afyon'da halkı toplayarak bir cenaze namazı düzenliyor Yunanlı komutan. Ve Afyon'da şu anda Afyon şehir mezarlığı ve hava şehitliğinin de içinde bulunduğu yerde bu iki şehidimizin gömülmesini sağlıyor. Yani Yunanlı komutanın yapmış olduğu. Ama şimdi aynı Yunanlı komutanı Atatürk'ün neler neyle cevap vermiş olduğunu da ileride sizlere bakacağım. Şimdi o iki şehidin olduğu yer şu anda da zaten bizim hava şehitliğimiz. Tanıdığım ve benim de değer verdiğim, o da arkadaşlarım, birisi de zaten orada şehit olarak şu anda Afyon'da bir arkadaşım. Erdal Hamamcı, kendisi de Afyon şehitliğinde yatıyor ve onların atalarının torunu olarak orada yatıyor. Şimdi cennet mekanı. Evet. Ve hava keşfi sırasında ve yerden gözlemler sırasında Yunanlılar bir türlü Türklerin taarruz edip etmeyeceği konusunda şüpheye düşerken top atışlarıyla beraber ilk cepheye toplar düşüyor ama bu sefer Sakarya'daki gibi değil, her türlü tertip ve tenzimle beraber, topların ayarlarıyla beraber, cephanelerle beraber, yani Karadeniz'e bekleyen cephanelerin de gelmesi, belli lojistik desteklerin sağlanmasıyla beraber ilk kattaki Yunanlıların hemen hemen hepsi ölüyor. Nasıl ölüyor? Öyle top atışları yapılıyor ki, yani kaçmalarına imkan kalmayacak şekilde nokta atışı şeklinde, o zamanki imkan ve kabiliyette hatta bulunan, o ilk hatta bulunan, siperlerde bulunan askerlerin, Yunan askerlerinin hemen hemen büyük bir bölümü ölüyor. Hatta şoka giren ve taarruz beklemeyenler, hatta balolar düzenleyen Yunanlılar bile böyle bir taarruz olması karşısında şoka vuruyorlar. Ve çok isabetli atışlarla zaten cephenin ilk hatlarında yer alan Yunanlılar imha olduğu için
bir sonraki günlerde Türk ordusunun ilerleyişinin hızlanmasının da önünü açıyorlar. Yine can alıcı nokta, süvarilerin eğitiminden bahsetmiştim. Onları da hep böyle işte kısa filmlerde veya kitaplarda falan okuyoruz. İşte atların ayağına çaput bağlıyorlar, bez bağlıyorlar. Gece intikal ederek düşmanın çekilme ihtimali olan bölgelere gelecek şekilde Ahır Dağı'ndan dediğimiz Afyon'un hemen hemen doğusunda olan dağları da Akşehir'den gelişe göre Afyon doğusu diye tarif edeyim. Güneye inecek şekilde geliyorlar ve düşmanın kaçış yollarında da tedbir alacak şekilde çalışmalar yaparken bunların hepsini Atatürk ve silah arkadaşları ve Türk milletinin inancıyla beraber yapıyorlar. Bu savaşta İngiliz komutan gelip cepheye gezdiğinde Yunanların almış olduğu tedbirleri gördüğünde diyor ki, hatta diyor buraya diyor asker bile getirse, takviye etse, diyelim ki işte ilave kolordular getirdi, asker sayısını sizin karşınızda bire bire getirdi, bire ikiye getirdi diyelim, bire bir buçuk olsun. Bu cepheyi diyor, İzmir'e kadar olan cepheyi söylüyor, bu 350 ile kuş uçumu 550 kilometre arasındaki mesafeyi. Türkler yürüyerek bile gelseler işte şu kadar ayda gelirler diyorlar. Yani alay ediyor. Ama 27, bakın 26'sında savaş başlıyor. Savaşın başlamasından sonra etkili top atışlarıyla beraber 27'si sabahı gün ağrırken başlayan harekatla birlikte şu görülüyor. Zaten o ilk safhada olan ve ondan sonraki safhada olanlar atışlarla tekrar imha ediliyor ve Afyon 27'sinde Afyon alınıyor. Bir şey biliyor musunuz? Yani 26 günü savaş başlıyor. 27'sinde Afyon tekrar geri alınıyor. Afyon'un geri alınması demek karşı tarafta zaten bir şok etkisi yaratıyor ve bu arada Yunan ordusu hani böyle zaman zaman olduğu gibi kaçtı, imha oldu ve hiç direnmediler ve onları İzmir'e kadar kovaladık anlamında böyle bir görüntü olarak kısaca özetleniyor ama onlar da ilk şoku atlattıktan sonra bir şekilde çekilirken tertiplemeye çalışıyorlar ve tertiplemeye çalışırken bu arada moral bozukluğu ve şok içerisinde Türklerin bu yıldırım taarruzu karşısında şoka uğradıkları için de ne yapacaklarını bilemiyorlar. Geri hatta tertiplemeye çalışıyorlar ama tabi Bursa'dan Afyon'a kadar olan süreçte güçlü kuvvetli birlikleri de olmasına rağmen bu birliklerin de gelmesi konusunda sanki oradan taarruz bekledikleri için de onları da fazla oynatamıyorlar. Yani bir aldatma taarruzu yapıldığını düşünüyorlar. Batı'dan başka bir taarruz olabilir diye düşünüyorlar. Güneyden nereden çıktı bu taarruz diye düşünüyorlar ama bir yerde de tertiplenmeye çalışıyorlar. Tertiplenirken de geriye doğru çekilirken de Türk ordusu ilerlemesine devam ediyor. 28 ve şöyle söyleyeyim ben, Dumlupınar'a çekilmeye başlar, yani Afyon'un batısına doğru çekilmeye başlayarak bir yerde de demir yolunu tutmaya çalışıyorlar. Afyon Dumlupınar arasındaki demir yolunu. Zaten tertiplenirken de öyle bir hata yapıyorlar ki, çekilsinler mi, demir yolunu mu kurtarsınlar, yoksa hayatlarını mı kurtarsınlar? Bu arada ihtiyattaki kol ordusunda harekata mı soksunlar yoksa Türkler oradan mı saldırır derken, yani karşı tarafta yıldırım taarruzu bir kafa karışıklığı yaratıyor özetle ve 29 Ağustos'ta kuşatılıyorlar. Cephe yarılıyor, kaçmaya başlıyorlar. Dumluklara çekiliyorlar. 29 Ağustos'ta kuşatılıyorlar ve 29 Ağustos'ta kuşatıldığında harekat planlarını gözden geçirirken Türk ordusu da ilerlemeye devam ediyor ve süvarilerimiz Yunan ordusunun geriye çekilmesi sırasındaki tertibini, nizamını ve moralini etki edecek olan ölümcül taarruzlar yapıyorlar. Öyle olunca düzenli çekilmeyi sağlayamıyorlar. Panik başlıyor. Birlik komutanları arasında panik başlıyor. Hatta şöyle hikaye anlatıyor tarihçilerimiz. Ben onu da söyleyeyim. Mantar zannederek yedikleri haşhaştan da çoğu askerin açlıktan çünkü şey bulamıyorlar, yiyecek madde bulamıyorlar. Kaçarken haşhaş tarhalarında çoğunun uyuşturucu etkisi aldığına girdi. Bazı komutanlarının kaçarken attan düşüp otların arasında kalıp daha sonra dağların arasında kaldığı konusunda da tarihi vesikalar var. Yani bir yerde Afyon hem konumu itibariyle hem Türk ordusunun saldırı itibariyle hem cephenin yarılması itibariyle
zaten şaşkına dönmüş olan Yunanlar aç kalıp yedikleri haşhaştan da etkilendiklerini bazı tarihçilerimiz yazıyorlar. Bunu da bir böyle not olarak bizi izleyenlerle paylaşayım. İmha'ya giderken 30 Ağustos'ta harekat alanını artık şöyle söyleyeyim ben. 30 Ağustos'ta başkomutanlık meydan muharebesi aslında bitiyor. Yani savaş kazanılıyor. Bu savaşın şimdi birinci aşaması. Yunanlar geriye doğru düzenli bir şekilde kaçabilmek, tahliye yapabilmek için bazı yerlerde tertipleniyorlar, bazı yerlerde düzenleri bozuluyor ama süvarilerimiz onların geriye kaçışlarını, demir yolunu kullanmalarını veya başka bir şekilde takviye gelmesi konusundaki hususları yıldırım taarruzlarıyla beraber etkiledikleri için harekatta da başlangıçta ilk safhadan itibaren hiç beklemedikleri kayıplarla beraber bu kaçışı sağlarken Yunan komutan başlangıçta yine tarihe Çiğiltepe olarak geçen Reşat Çiğiltepe komutanımızın savunduğu bölgede Yunan ordusunun çekilmesine destek sağlayacak olan bir birlik bırakıyor. Onlara şu emri veriyor. Ben size geri çekil diyene kadar bu tepeyi, bu boğazı, 13-15 kilometrelik bir alan ve her yere hakim olan bir alan, burayı savunacaksınız diyor. İşte hikayesi anlatılan ve o savunma sırasında Çiğiltepe'nin alınması konusundaki birliğe komuta eden Reşat komutan, geçmişteki savaşlar, diğer konular ve aslında harekatın can alıcı noktalarından olmaması gerekirken, kendisi eğer bu kaçış sırasında önem arz eden bir yerin alınmasından, Yunanlılardan alınması konusunda görev verildiğinde, kendisine yardım da gelmesi gerekirken, yardımların dediğim gibi taarruzun gelişmesi ve diğer taraflara doğru yönelmesi nedeniyle burada Reşat Çiğiltepe, sonradan soyadı kanunuyla beraber adı verildi kendisi, tepeye adı verildi biliyorsunuz. Burada tepeye sabah alması gerekirken diyelim saat 11-12 civarında, akşama kadar bu tepenin alınması aslında gecikiyor ama tepe alınıyor bir şekilde. Nedeni de 5 noktada direniş gösteren, bu coğrafyayı savunmak isteyen, o korunaklı bir yüksek bir görüş olan yeri savunmak isteyen Yunan birliğine artık Yunan komutan çekilebilirsiniz diyor. Ama bu arada Türk birlikleri zaten 5 direniş noktasından 4'ünü yıkmış, ele geçirmiş oluyorlar. Böyle önemli notlar var. Yani tepe alınmıyor, komutan intihar ediyor. Şimdi savaş, varoluş, yok oluş savaşı. Onun için komutanlar şunu çok iyi biliyorlar. Bu savaşın sonucunda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun temeline bir taş daha koyacaklar. Yani bağımsızlığa giden yolda yürüyecekler, ülkelerin düşman işgalinden kurtulacaklar. Üstlerinde yok, başlarında yok. Hatta ben her zaman bu coğrafyayı gezerken, yani Büyük Zafer'in geçtiği coğrafyanın sadece bir bölümünü gezerken şunu düşünüyorum. Ağustos ayında sıcakta yaya olarak o muharebe alanında o savaşan askerlerin üzerindeki silahlarıyla beraber düşmanı, karşısındaki düşmanın 4 gün içerisinde dağılıp darmadağın olup kaçmaya başlaması ve artık dağınıklık içerisindeki o kafa karışıklığı içerisinde düzenli bir ordu özelliğinden kaybolmasını sağlayan Mehmetçiğin tutmak veya artık o Mehmetçiğin önüne geçmek falan mümkün değil. Onun için bu savaşı anlatırken veya Kurtuluş Savaşı'nın bu bölümünü anlatırken, şimdi yumuşak yataklarında veya böyle ceplerine altında aldıkları arabalarla veya haksız olarak kazandıkları imkan ve kabiliyetleriyle ter akıtmadan bu savaşta şehit olan, yaralanan ve bu savaşı planlayanların acısını, sıkıntılarını düşünmeden, o zamanı yaşamadan, şimdiki şartlara göre atıp tutanlar için bir kelime hemen parantez içeride söylemek istiyorum. Ya onlar dediğim gibi Türk kanı taşımıyorlar, kusura bakmasınlar, veya kılıç artıkları olarak da adlandırılabilirler. Yani yalancı tarihle, sahte tarihle kafalarını doldurması da tarih bu. Bunları biz anlatmıyoruz aslında. Bunları hemen yeri gelmişken bir kere daha söyleyeyim. Hadi diyelim ki biz anlatıyoruz. Türk yazarlarımız, tarihçilerimiz anlatıyorlar, kitaplar yazıyorlar. Bunu sadece bunlar yazmıyor. İngilizler de yazıyor. Fransızlar da yazıyor. Hatta İstiklal Savaşı ile ilgili olarak bu sürecin yaşanmasından sonra, 30 Ağustos'tan sonra İslam dünyasında olsun,
işgal altında, emperyalizmin altında olan ülkelerde Atatürk hakkında, Atatürk'ün kazandığı bu büyük taarruz sonucu kazanmış olduğu 30 Ağustos zaferinin arkasından bütün ülkelerden, yani dost ülkelerden, Müslüman ülkelerden tebrik telgrafları geliyor. Hadi diyelim ki Hint Müslümanlarından geliyor. Ama ileride Mustafa Kemal Atatürk İstiklal Savaşı'nı kazanana kadar ben İngilizlerin tanrı olduğunu zannederdim diyen, daha sonra Hindistan'ı yönetecek olan ve İngilizler tarafından bağımsızlık istedikleri için hapse atılan Nehru ve Gandhi de bunu söylüyor. Bakın. Yani onlar da Atatürk'e kendilerine vermiş oldukları güvenden, inançtan ve başarıma inançlarından dolayı teşekkür ediyorlar. Sadece Hint Müslümanları değil, diğer Hindular da aynı şekilde buna katkı sağlıyor. Yine Mısır'da hatırlayacaklardır bizi izleyenler. Enver Sadat var. Bir suikast sonucu öldürülmüştü biliyorsunuz. Mısır Cumhurbaşkanı. Babası Atatürk hayranı. Yine bir kitapta Enver Sadat'ın çocukluğunda Atatürk'ün hayranlığıyla büyüdüğünü belirtiyor. Tunus'tan Habib Bourguiba Tunus'u kurarken Tunus'ta Atatürk'ü örnek alıyor. Yine Balkan ülkelerinden, diğer ülkelerden, Azerbaycan'dan, İran'dan, Suriye'den, Irak'tan, her yerden 30 Ağustos'ta ilgili tepkiler geliyor. Ve can alıcı nokta Çin'de hala Atatürk Kurtuluş Savaşı ders kitabı olarak okutuluyor. Çünkü o da Çin'in kurtuluş mücadelesine ışık tutuyor. Yani sadece burada Atatürk bir ülkenin ayaklarındaki prangaları, ellerindeki kelepçeleri kırıp atmıyor. Aynı zamanda emperyalizmin baskısı altında olan ülkelere veya bu konuda baskı gören ülkelere de bir ışık olarak ve umut olarak, bir kurtuluş güneşi olarak da görünüyor. Onun için ben şimdi büyük taarruzu anlattım. Artık düşman 30 Ağustos'ta kesin olarak vicata diyelim, askeri terimle, eski terimle kaçışa başladı. Kaçış önüne giderken şunu da söyledikten sonra sözü tekrar size vereceğim Fatma Hanım. Tarihte görülmemiş kadar katliam, zulüm yaptılar. Şimdi Trikopis'in iki pilotumuzun gömülmesiyle ilgili olarak göstermiş olduğu görüntü tam bir centilmenlik örneği ve savaşta zaten anlatılacak olan bir iki konudan bir tanesi. Ama özel taburları, birlikleri vasıtasıyla geçtikleri her yeri yaktılar. Şimdi bunu yakarken hani mermi atmadan, ondan sonra savaşmadan, işte İzmir işgalden kurtuldu diyor diyelim. Bir akıllının birisi diyelim. Hemen bilgiyi veriyorum. Net rakamlar, yani üzerinde tarihçilerimizin uzlaştığı rakamlar. Şöyle söyleyeceğim. Yunanlıların kaçarken büyük taarruzdan sonra vermiş oldukları sivil zayiat, yaptıkları katliam 150 bin. 150 bin kişi katlediliyor bu savaş sırasında ve kaçarken yaptıkları mezalim sırasında. Hemen şunu söyleyeyim ben. 60 bin kadın ve kızımız da Yunanlar tarafından taciz ediliyor. Bu rakamlar yaklaşık olarak belli. Şimdi şehit sayımız bizim büyük taarruz sırasında, sadece büyük taarruz sırasında ve sonrasında çok fazla değil ama öncesi savaşlarda çok fazla şehit sayımız, yaralımız, kaybımız çok fazla. Ama bu şeyde 35 bin kişilik Yunanlara zayiat verdiriyoruz. 35 bin kişi. Şimdi kaçıyorlar, gidiyorlar. O gemiye binmeye çalışıyor, bu gemiye binmeye çalışıyor. Herkes bir yerlere kaçmaya çalışıyor ama ondan öncesi vermiş oldukları hasar, zayiat, zalimlik, mezalim konusunda unutup da hiçbir şey olmamış gibi geriye doğru kaçtıklarında da canım orada savaş mı oldu? Biz İzmir'i işgalini veya işgalden kurtuluşunu niye kurtaralım diyenler de biraz kaba olacak ama dediğim gibi duruş göstermezseniz şımardıkları için anladıkları dilden konuşmak gerekiyor. Kapak olsun diyorum. Bu kapakla beraber de Fatma Hanım sözü tekrar size bırakıyorum efendim. Çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben bu arada izleyicilerimize bir merhaba demek istiyorum. Nerelerden katılmışlar onlara da bakalım. Hamburg burada, Erzurum, Hanover'deki arkadaşlarımız, ADD Lisem'den arkadaşlarımızın birçoğu burada. Teşekkür ederiz. Berlin burada,
Ankara burada. İyi akşamlar Filiz'e Hanım. Ankara'dan birçok var. Lübeck burada. Lübeck Türgen Başkanı. Keşke Yunan galip gelseydi diyenlerin 100 yıldır üzen Zafer Bayramımız 30 Ağustos kutlu olsun. 30 Ağustos 1922 Türk'ten mazlum ve bizimle kader birliği yapan tüm ulusların Zafer Bayramımızın 100. yılını kutluyoruz. Kutlu olsun. 30 Ağustos 1922'de genç ama inançlı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kutlu ve şanlı ordusu emperyalistlerin oyuncağı ve şamar oğlanı Yunan ordusuna imha ettiği ve dolayısıyla destekçilerin hayallerini tamra ettiği gün olan başkomutan meydan diye devam etmiş. İzmir burada, birçok arkadaşımız burada. İzmir, Karşıyaka burada, Buca burada. İsimleri tek tek okuyamıyorum. Güzelyalı burada. Hanıfer burada. Ülke arkadaşımız burada. Stuttgart tarafından çok arkadaşımız burada. Bielefeld burada. Wübetal'den Özlem Bey çok selamlar. Sizlere de Erzurum'da çok selamlar diyorum. Ve ben sözü şimdi Cemil Bey'e bırakmak istiyorum. Cemil Bey, büyük taarruzun Türk devrimi için anlam ve önemi nedir? Biraz da onlardan bahsedelim. Ondan sonra da son sözlerimizi alırız. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük taarruzun Türk devrimi içerisindeki yeri son derece önemli. Çok kısa bir geçmişe gitmek istiyorum. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu gerçekten bulunduğu dönemde büyük bir imparatorluktu, ancak çağının gereklerini yerine getiremediği için ilk önce ekonomik bağımsızlığını, ardından da Mondros Anlaşması ve siyasi varlığını kaybetti. Dönemin büyük emperyalist gücü İngiltere, uzun zamandır gözünü diktiği petrol havzalarını, ardından da Fransa, İtalya ve Yunanistan'da kendisi için önemli gördükleri yerleri işgal ettiler. Bu durumda imparatorluğu kurtarmak için ülkemizde İngiltere ve Amerikan himayesini isteyenler, benimseyenler çıktığı gibi bölgesel kurtuluş çarelerini de ileri sürenler oldu. Ancak Atatürk nutukta da işaret ettiği gibi Osmanlı'nın memleketleri tamamen parçalanmış, ortada bir avuç Türk'ün kaldığı ana yurt kalmıştı ve neyin, kimin korunması için kimden ve ne yardım isteniyordu şeklinde ifade ettiği o durumda ciddi ve gerçeğin kararın ne olduğunu anlamamız gerekiyor. İşte Atatürk'ün daha İstanbul'dan çıkmadan evvel, Anadolu'ya ayak basmadan önce kurguladığı ve Samsun'a çıktıktan sonra da ciddi ve bir gerçek bir karar olarak ortaya koyduğu şey yeni ve tam bağımsız Türk Devleti'nin kurulması fikriydi. Ulusun şerefine yakışır bir şekilde, yani silahlı bir mücadeleyle yeni ve tam bağımsız bir devletin kurulacağına inanan tek kişi onun olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Atatürk'ün benimsediği mücadele yöntemi ulusal ihtilal yöntemidir ve ulusal ihtilal yönteminde Osmanlı hükümetine, Osmanlı padişahına ve Müslümanların halifesine isyan etmek, topyekün bir milleti ve ordusuna isyan ettirmek gerekiyordu ve bundan dolayı da Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri işlenen şey aslında yeni bir devletin kuruluş fikriydi. Şimdi siz farz edin, padişah veya halifesiniz, ülkeniz işgal altında, insanlarınız öldürülüyor, türlü işkence ve eziyete uğruyor. Buna karşı bir ulusal direniş doğmuş, birileri bu haksızlığa karşı canı pahasına mücadele ediyor, etmeye çalışıyor. Siz bu hareketi desteklemez misiniz? Açıktan destekleyemiyorsunuz diyelim, en azından sempatiyle yaklaşmaz mısınız? İşte öyle olmadı. Milli mücadele ve Türk İstiklal Harbi sonucunda kurulan Cumhuriyetimiz hemen ve ileriki süreçlerinde dünyanın tüm büyük devletlerinin karşısında bulunmakta kalmadı. İşgalci devletlerle açıkça işbirliği yapan padişah, halife, hükümet, bunlar milli mücadeleye açıkça tavır aldılar. Şimdi İstiklal Savaşı'nın milli egemenliğe doğru geliştiğini gören padişah ve çevresi en başından itibaren milli mücadelenin amansız bir düşmanı oldular ve
milli mücadele tüm süreçlerde işgalci güçlere karşı bir bağımsızlık mücadelesi olduğu kadar saltanat ve hilafete karşı da bir ulusal egemenlik mücadelesi halinde geçti. Şimdi bununla ilgili küçük birkaç örnek vermek gerekirse, Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıktıktan sonra ne zaman kendisine verilen görevin tam tersini yaptı, yani halkı direnişe çağırdı ve örgütledi, hemen geri çağrıldı. Geri gitmeyince görevinden alındı, rütbeleri ve nişanları söküldü. Kuvayi Milliye adı altında halktan zorla para ve asker topladıkları gerekçesiyle gıyabında mahkemelerde yargılandı ve ölüme mahkum edildi. İdam kararı padişah tarafından onaylandı, resmi gazetede yayınlandı. Bu da yetmemiş gibi öldürülmesinin dinen caiz olduğuna dair fetvalar yayınlandı. Tüm bu fetvalar ve kararlar işgalci güçlerle işbirliği şeklinde işgal güçlerine ait uçaklardan halkın üzerine broşürler şeklinde atıldı, dağıtıldı ve alanlarda okuldu. Bu çabalar milli mücadelede ordudan zaman zaman firarlara ve Anadolu'da yer yer isyanların çıkmasına sebep oldu. İşte bu tüm milletin bağımsızlığına ve var olma mücadelesine karşı girişilen işlerde imzası olan kişiler, tıpkı İzmir'i Yunanlara altın tepside sunan İzmir valisi Kambur İzzet gibi kişilerdi. Ve ne tesadüftür ki onun eniştesi Mehmet Mustafa Paşa gibi yüzmece mahkemelerde insanları yargılayıp katleden kişilerdi. Ve elbette onları destekleyen saltanat ve hilafet mensuplarıydı. Yani kısacası milli mücadele bir tarafta Osmanlı Devleti'ni parçalamak isteyen emperyalist devletler, her türlü modern teçhizat ve mühimmatla savaşan, vekaleten savaşan Haçlı Yunan ordusu ve bunları işbirliği yapan sultan, halife ve hükümet varken bir tarafta, diğer tarafta Atatürk'ün milli mücadele ederken bahsettiği namus cephesini oluşturan Milli Meclis, öldürülen, işkenceye, eziyete uğrayan Türk halkı, Kuvayi Milliye yani Türk ordusu var. İşte bugün hep beraber kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı sadece yokluklar içerisinde büyük fedakarlıklarla oluşturulmuş. Yine de karşısındaki emperyalist Haçlı ordusuna karşı silah ve mühimmat açısından denkliği yakalayamamış Türk ordusunun her türlü olumsuzluğa rağmen kazandığı büyük askeri bir zafer değildir. Az önce bahsettiğimiz o namus cephesinin, yani Milli Meclis, Türk halkı ve Türk ordusunun Atatürk'ün önderdiğinde dünyanın tüm büyük devletlerine karşı, onlarla açıkça işbirliği yapan padişah, halife ve hükümete karşı ve yer emperyalizmi yerli işbirlikçilerine karşı inançla kazandığı bir zaferdir. İşte Türk Harbi'nin son ve en önemli olaylarından biri olan 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Savaşı kazanması ile sadece İzmir'in yolu açılmadı. Balkan Savaşı ile Türkleri Balkanlardan silmeyi başaran emperyalizme karşı tarihteki ilk büyük tokat da atılmış oldu. Biz o gün sadece emperyalizmi değil, Haçlı Yunan ordusu ve onun işbirlikçilerini de yendik. Bu zaferden iki hafta sonra 10 Eylül 1922'de İzmir'e giren Muzaffer Türk ordularının başkomutanı Mustafa Kemal Paşa, savaşın askeri yönden gittiğini, şimdi ikinci dönemin yani uygarlık savaşının başladığını açıklıyordu. Eğer biz bu büyük zaferi kazanmasaydık, belki Orta Anadolu'da bir miktar Müslüman Türk unsur varlığını sürdürebilirdi. Ancak Osmanlı düzeni, saltanat veya hilafet kalsın kalmasın, Türk devrimi dediğimiz tarihi olay meydana gelmezdi. Unutmayalım ki biz Türk devrimiyle din ideolojisi yerine milli layık ideolojiyi, halifelik ve saltanat yerine cumhuriyeti, şeriat yerine çağdaş hukuku, medrese yerine çağdaş eğitimi, din ahlaki yerine layık ahlak anlayışını tercih ettik ve aldık. Yine Vahdettin'in bir millet var sürü çobunu ben dedirten, tebaayı kul sayan düşüncenin yerini kimsesizlerin kimsesi cumhuriyet anlayışı aldı. Esasen 100 yıl önce bugün Türk devriminin askeri aşaması büyük ölçüde tamamlandı ama savaşımın halen devam eden ikinci kısmı,
Yani uygarlık savaşımızın önemli adımlarından birisi atılmış oldu. Biz unutmamalıyız ki Türk toplumu bu uygarlık savaşımıyla, hala devam eden uygarlık savaşımıyla kapalı orta çağ toplumu olmaktan çıkıp açık, sivil, demokratik ve modern bir toplum olmaya yöneldi. Ümmetten ulusa, ulusal devlete, cumhuriyete ve demokrasiye geçerek, yani doğulu bir toplum olmaktan kurtularak çağdaş uygarlığa yönelen köklü bir değişimin gerçekleştirmeyi çalıştı ve başardı. İşte bundan tam 100 yıl önce bugün bu konuda önemli bir adım atılmış oldu. Teşekkür ediyorum. Sözü tekrar size bırakıyorum. Fatma Hanım, ben şöyle devam edeyim isterseniz. Konuyu açtığı için sizin okuduğunuz izleyiciler arasındaki Sayın Remzi Bey'in de bir yorumu vardı. Onu okumuştunuz. Biraz önce ben bahsetmiştim. Yunan birlikleri çekilirken 150 bin sivil zayiatı var. Bunlardan 60 bini kadın olarak belirtmiştim. Tacize uğramıştı kadın ve çocuklar. İşte Yunan kazansaydı bu 150 binlik rakam ve tacize uğrayanların sayısı artacaktı. Eğer Yunan'ın kazanmasını istediklerinde kendi vatandaşlarının ölmesini, yakılmasını, yıkılmasını istiyorlarsa, Yunan kim ister? Bunların ölmesini kim ister? Bu soruyu burada bırakıyorum. Birkaç konuyla beraber tekrar bu 30 Ağustos'tan sonraki sürecin bir kısmını anlatmıştım. Hemen şeye geçeceğim burada. Uşbe Kütahya 30 Ağustos'ta tekrar düşman işgalinden kurtarılıyor. Yine 1-2 Eylül'de Eskişehir ve Uşak düşman işgalinden kurtarılıyor. Arada Uşak civarında yine bu kafa karışıklığıyla böyle diyelim mantar yediklerini zannederek uyuşan Yunanların arasında yollarını kaybedenler, kaçanlar gibi düşünürken birlik komutanı Trikopis yanındaki subaylarıyla ve askerleriyle beraber esir alınıyor. Yani Yunanlı komutan Trikopis esir alındıktan sonra Atatürk'ün huzuruna çıkartılıyor. Orada şöyle bir tarihi konuşma geçiyor. Trikopis, Atatürk siz misiniz diyor. Evet benim diyor, tanışıyorlar. Neden diyor savaşı kazandığınızı anlıyorum diyor. Çünkü Atatürk Kocatepe'den savaşı yerinden, meydanı en iyi gördüğün yerden takip ederek her harekatın ilerlediği günde de karargahını bir sonraki ile taşıyor. Afyon'a taşıyor, Uşak'a taşıyor. Bu arada yine konuşmamın sonuna doğru belirteceğim ama havacılar da Polatlı'dan itibaren önce Afyon'a, daha sonra Uşak'a, yani onlar da yavaş yavaş o uçaklarıyla beraber destek verecek şekilde orduyla beraber yürümeye çalışıyorlar. Süvarilerimiz kaçanları engellemeye çalışıyor ama bir müddet sonra o yorgunluk, o savaşın içerisinde vermiş olduğu sıkıntılar nedeniyle Yunanlarla aralarındaki mesafe de açılıyor. Yani 1 Eylül, 2 Eylül, 3 Eylül, 4 Eylül İzmir'in işgaline kadar giden süreç içerisinde o imha harekatı, kovalamacı da belli bir yerden sonra hızını kesiyor. Yunanlar hızlı bir şekilde, hızlı derken de dağınık, darmadağınık, morarsız bir şekilde yakıp yıkıp giderek İzmir'e doğru gidiyorlar. Trikopis esir düştükten sonra bu konuşma geçiyor. Sen de diyor, buradaki diyor, ben de diyor Trikopis, buradaki komutanım diyor. Artık sadece diyor buradaki kolordunun komutanı değilsin diyor. Tüm Yunan birliklerinin komutanısın diyor. Çünkü Hacı Anesti zaten görevden alınıyor. Trikopis komutan olduğunu Atatürk'ten öğreniyor. Yani tüm Yunan birliklerinin komutan olduğunu Atatürk'ten öğreniyor. Şimdi öyle ilginç bir diyalog geçiyor. Bu arada Yunanistan savaşı kaybedince işte kral sorgulanıyor, yönetim sorgulanıyor. Hacı Anestizi ve o dönem içerisinde Yunanistan'ın savaşa girmesine ve bu başarısızlıkla sorumlu oldukları söylenenlerin hepsi idam ediliyor. Trikopis esir olarak kalıyor. 1924 yılında Yunanistan'a mübadele ile beraber gönderiliyor ve hayatı da kurtulmuş oluyor. Trikopis'in pilotlarımıza ve kendisinin centilmece davranmış olduğu bazı yerlerdeki özellikleri, Atatürk'ün bir subaya, düşmanına ve bayrağına göstermiş olduğu saygıyı da en üst seviyeye çıkartarak göstermiş olduğu o olgunluğu, o her türlü savaşın pisliğine rağmen soğukkanlılığını ve tarih yazarken ki göstermiş olduğu lider özelliğini, çünkü
oraya gelene kadar hangi savaşlardan geçtiğini, neler gördüğünü, o olgunluk içerisinde o genç yaşına rağmen Yunanlı düşmanına da bu centilmence davranışı gösteriyor. Günümüzde bu davranışlar yok. Onu söyleyeyim, nedeni şu, bazı ülkeler kendi subay ve assubaylarına bile düşman hukuku uyguluyorlar. Yani düşmanla savaşmasına gerek kalmıyor. Sistem değişti diye. Böyle tırnak içerisinde ne söylediğimi, siz benim biyografimi okurken ne anlatmak istediğimi de böylece yetmiş olur. Notlarım arasında şöyle bir ilginç bir şey var, bilgi var. Onu da paylaşayım hazır böyle fırsat varken. Şimdi bu büyük taarruz öncesi 1920-24 yılları arasında şimdiki Özbekistan bölgesinde olan, kurulmuş olan bir Buhara Cumhuriyeti var. Buhara Cumhuriyeti Türkiye'ye 3 kılıç gönderiyor. Yani Türklerin emperyalizme karşı göstermiş oldukları cesarete kendilerince bir katkıda sağlamak üzere cesaret simgeli olan 3 kılıç gönderiyor. İşte bunlardan biri başkomutana, diğeri işte şu zaferi kazananı. En önemlisi de İzmir'e girip bayrağı dikene vereceksiniz. Üçüncüsü. Evet. İzmir'e girip hükümet konağına Türk bayrağını çekene üçüncü kılıcı vereceksiniz diyor. Şimdi şöyle, anılarda şöyle yazıyor. Yüzbaşı Şerafettin. İkinci Süvari Tümeni'nin 4. Alay Komutan Yardımcısı. Kovalamaca devam ediyor. Türk ordusu İzmir'e girmeye başlıyor. Yüzbaşı Şerafettin de İzmir'e giriyor. Fakat bir el bombasından Yunanlı'nın attığı el bombasıyla yaralanıyor. Düşüyor, iniyor. Oradan aldığı bir Türk bayrağıyla beraber yaralı bir şekilde giderken tekrar hükümet konağına giderken oradaki küçük bir birlikle çatışıyor. Yaralanıyor. O yaralı halde çıkıyor, bayrağı hükümet konağına çekiyor ve Yüzbaşı Şerafettin 3. kılıcı Atatürk tarafından veriliyor. Yüzbaşı Şerafettin'in eşi vasiyette şöyle, bu beni her zaman nasıl küçük örnekler gibi gözüküyor ama tarihe not düşen örnekler yeri gelmişken bahsedeyim. Eşine eğer diyor senden önce ölürsem diyor, vefat edersem kılıcı diyor, İzmir'deki müzeye götürüp hediye edecekler diyor. 1951 yılında rahmetli oluyor. Yüzbaşı Şerafettin albay rütbesiyle emekli oluyor. Eşi kılıcı İstanbul valisine teslim ediyor. Ama kılıç kayboluyor. Dolayısıyla anılarımıza sahip çıkarken ben buradan bir kere daha izleyenler için söylüyorum. Yani objeler de olsa böyle anlamlı bu tür savaş hatırasını gösteren, hatıraları gösteren müzelerimize, hatıralarımıza, askerlerimizin anılarımıza, saygılarına, sevgili olarak onlara gösterdiğimiz her türlü hürmete, bu konuda da tarihimize her şeyimize sahip çıkarken çok önemli, güzel, düzenlenmiş objelerle müzelerimiz var, filmlerimiz var ama arada böyle gözümüzden o savaşın karmaşası içerisinde değil, 1951 yılında kaçmış olan işte o Yüzbaşı Şerafettin'in dikmiş olduğu bayrak sonucu Atatürk tarafından kendisine 10 Eylül günü verilen kılıç bu aynı zamanda. Biraz önce Sayın Cemil de söyledi. 10 Eylül'de Atatürk geliyor ve İzmir'de. Şimdi buradan biraz daha hızlanıyorum. Savaş burada bitmiyor. Yunanlılar kaçıyor. Kaçmaya şimdi biraz toparlayalım mı? Bende donma oluyor ve beni duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Ben çok tabii, kötü duyuyorum. Duyabiliyoruz. Duyuyorum. Gayet güzel zaman, duyuyorum. O zaman ben sizi çok kesik duyuyorum. Hemen Fatma'nın ben şöyle toparlıyorum. Zaten geldik. Buyurun. Artık düşmanı denize döktük. Arkasından gelen süreç içerisinde işte 11 Eylül'de Bursa, 11 Ekim'de Mudanya Mutarekesi ateşkes yapılıyor. Daha sonra Yunanlardan sonra karşımızda İngilizler var. İngilizler Çanakkale ve İstanbul bölgesinde. Trakya'daki Yunan birliklerinin çekilmesini İngilizlerden istiyoruz. Çekiliyorlar. Türkler bu süreçte, daha doğrusu Lozan'a giden süreç içerisinde karşısındaki muhatapı İngilizlere de politik bir oyunla, politik bir güçle, işte duruş göstererek, varlık göstererek, İngiltere içerisindeki bu Lord George'un yapmış olduğu her türlü Yunanlarla beraber yapmış olduğu hainliği de dikkate alacak şekilde ortaya çıkan süreçte İngilizler de 18 Kasım 1918'de geldikleri İstanbul'dan 6 Ekim 1923 yılında terk ediyorlar. Ve çok küçük bir müfrezeyle biz İstanbul'u tekrar düşman işgalinden kurtarırken alıyoruz. Onlar için de bir utanç kaynağı bu.
Şimdi burada aslında İstanbul'u ikinci defa Atatürk ve silah arkadaşları kurtarıyor. Yani Fatih İstanbul'u Konstantin'den alıyor ve orayı Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti yapıyor ama Osmanlı İmparatorluğu'nun son padişahı İngiliz gemisiyle kaçıyor. Ve yine Atatürk ve silah arkadaşları gelip İstanbul'u kurtarıyor. Şimdi burada savaşa gölge düşürmek için veya kazanılan başarıya gölge düşürmek için silah atmadan gitti İngilizler. İngilizler silah atmadan gidene kadar biraz önce söylediğim gibi aslanlar maytap değil ki. Maytap değil onlar. Onlar kan ve demir. Kan ve demir derken demirin objesini şöyle söylüyorum. Her şey demirden üretiliyor. Yani silahlar, toplar, işte gemiler, buna benzer konular. Her şey çelik ve demirden üretiliyor. Kan, çelik ve demir var orada. Bunları anlayabilmek için önce çok küçük bir zekaya, biraz milli bir duyguya ve bu vatanın evladı olduğuna inancıyla doğup sahip çıkmak gerekiyor. Ben hemen şöyle toparlıyorum. Büyük Zafer'i anlatırken bazı küçük olaylardan bahsettik, diğerlerinden bahsettik. Bu savaşta işte kaçarken yaptıkları mezalimden bahsettik. Küçük bir örnek vereceğim ve sonra son cümlelerimi söyleyeceğim Fatma Hanım. Yunanistan'da görev yaparken bir Türk Rum'u, babası gayrimüslim olduğu için Çanakkale Harbi'nde bir komutanın haberciliğini yapmış. Yani bir siperden diğer sipere kağıdı taşımış, emirleri taşımış komutanın. Ama bu bizim Türk vatandaşımız Edirneli bir Rum. Atina'da yaşıyor şu anda. Eşi Yunanlı. Yunanlı eşinin babası Afyon muharebelerinde yaralanmış ve sahada kalmış. Bakın Yunanlılar yakıyor, yıkıyor, gidiyor. Bu arada binlerce de Yunanlı asker yaralı vaziyette sahada yatıyorlar. Afyon köylüleri geliyor. O kadar mezalime rağmen yaralıların bir kısmını kurtarıp alıp yaraların iyileşmesini sağlıyorlar. 6 ay köyde bakıyorlar. Bakın kocası kendisi İstanbul, Edirneli bir Rum ve Çanakkale Harbi'nde yine Türk tarafında görev yapmış. Eşi Yunanlı, babası İstiklal Savaşı sırasında Yunan işgalinde görev almış bir asker. Yaralanıyor, Afyon köylüleri bakıyor. Mübadele sırasında ve esir değişimi sırasında da tekrar ülkesine dönüyor. Yakan yıkanlara karşı Atatürk'ün komutanlarına ve o köyleri yanan ve çok az kalan, köşede kalan insanların düşman askerlerine göstermiş olduğu örnekleri de bizzat kendisinden dinlediğim için Büyük Zafer'in, Türk milletinin yani tapusu dediğimiz Lozan'a giden yolu açtığını, Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisini ispat ederek kurumsallaştığını ve önümüzdeki yıllarda şu anda şu konuşma imkanını sağlayan fırsatı bize verdiğini, anahtarı olduğunu Büyük Zafer'in, mührü olduğunu hala söylüyorum. Belki anlamakta zorlanıyorlar. Eğer siz cuma namazına gidiyorsanız, ezanları okutabiliyorsanız ve hala bunun dışında Atatürk ve silah arkadaşlarına ileri geri konuşuyorsanız, her milli bayramlarda, 30 Ağustos'larda bazen gelmekten kaçarak, bazen yalan söyleyerek, bazen de seçim için gövde gösterisi yapmak için çıkarken yine önceden Atatürk'ün adını ve silah arkadaşlarını zikretmeyip pas geçip sıkıştığınızda Atatürk ve arkadaşlarının adını zikretmeye çalışıyorsanız ben buradan bir kere daha söylüyorum. Konuşmalarımın büyük bölümünde söylüyorum. Bu topraklarda Mustafa Kemaller bitmez. Hiç uğraşmayın. Karşınızda yine biz duruş göstereceğiz. Benim bayrağım şu anda asılı. Hatta şöyle söyleyeyim ben. Birkaç bayrak var. Bir tane kocaman bayrak var. En büyük bayrağı astım bugün. Çünkü neden? En büyük bayrağı astım. O İzmir'in kurtuluşuna giden yolda Karşıyaka'dan Alsancak'tan gözüksün diye en büyük bayrağımı astım. Sözlerimi aymazlar, kendini bilmezlerin bu ülkede Atatürklerin ölmediğini, onların torunlarının yaşadığını bilerek, kabuslar görerek, ertesi gün saçmalayarak yaşamaya devam ederken biz ise torunlarımıza, çocuklarımıza, bizden sonra gelenlere yine demokratik, layık, sosyal bir hukuk devleti kalması için mücadelemize devam edeceğiz. Karınca misali su taşımaya devam edeceğiz. Beni davet ettiğiniz için dinleme fırsatı veren izleyiciler de bu akşam canları sıkılmadan eğer dinledilerse onlara da saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
Bu zafer gereğinde Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere şehitlerimize, gazilerimize Tanrı'dan rahmet diliyorum. Ve bu arada bütün bu süreç içerisinde bize bu günleri sağlayan kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları toprak bilip sahip çıkan büyüklerim hakkında da şehit olanlar için rahmet, minnet ve şükranla andığımı bir kere daha söylüyorum. Ve cümlemi şöyle bitiriyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Çok teşekkür ederiz. Cemil Bey, son sözlerinizi de alalım. Teşekkür ediyorum. Tarih bilinci nefret uyandırmamak koşuluyla geçmişi unutmamaktır. Elbette bu coğrafyada ve İzmir'de biz barış istiyoruz ama geçmişi unutmuyoruz. Duyarlıyız ve dikkatliyiz. Bunun da herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. Ben başta Beyazıt Komutan olmak üzere çeşitli kumpas davalarında kumpasa uğrayan ve hukuk gazilerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bir gün adaletin herkes için tecelli edeceğini umut ettiğimi bir hukukçu olarak ifade etmek istiyorum. 100. yılını kutladığımız bu büyük zaferde emeği geçen başta Gazi Kemal Atatürk olmak üzere askerlerimizi ve Türk milletinin vefakar, cefakar nenelerini, dedelerini saygıyla, minnetle anıyorum. Hepsinin ruhu şad olsun. Gazi Paşa'mın da ruhu şad olsun. Türk milletinin ona çok şey borçludur. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi geceler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben tekrardan 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun diyorum. Emeğinize sağlık. Komutanım tekrar bizimle beraber olacaksınız. Bizim projelerimizin içerisinde de olacaksınız. Bu nedenle onur duyuyoruz. Cemil Bey, size de çok çok teşekkür ederiz. Katkılarınız çok büyük. Tekrar görüşmek üzere bir başka programda. İyi akşamlar diliyorum. Ve buradan bütün seyircilerimize, bütün Türkiye'ye, dünyaya, İsviçre'ye, birçok ülkeden burada arkadaşlarımız var. Siz belki görüyorsunuz, belki görmüyorsunuz ama Norveç var, İsveç var, Amerika'dan arkadaşlarımız var. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum ve 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun diyorum. İyi akşamlar.